Evet, sevgili Monica Bulanda, içeriden komut geldi. Buyurun dediler. Efendim siz de buyurun bakalım. Hoş Merhaba, hoş geldiniz. bulduk. Çok, Nasılsın? çok iyiyim, iyiyim, Çok iyi teşekkürler. görünüyorsun. O gerçekten. Evet, harika. Yani Teşekkürler, şapkana teşekkürler. bayıldım bu arada. Evet, yeni böyle moda oldu. Yani Monica Bulanda'yı bundan sonra bu stilde mi göreceğiz? Yok, öyle bir şey yok. Yani Yok mu? keyfime göre. Bugün öyle hissedersem Genelde öyle nasıl giyinirim. giyinirsin? Yani o anki sabahki moduna göre midir her şey senin Ay, için? bu fashion mi konuşuyoruz? Yok, gerçekten tamamen keyfime bağlı. Bugün öyle hissedersem onu giyerim. Yani Bugün hiç gelirken... kural yok. Kural yok, öyle Okey, bir şey yok. harika. Evet. Şimdi, efendim, Monica Bulanda aslında Polonya kökenli bir sanatçı. Çok uzun süredir, 8 senedir değil mi? Türkiye'de 8 senedir yaşıyorsun. Türkiye'de yaşıyorum, aynen. Harika. Ve ayrıca senin başka titrin de var. Müzikle uğraşıyorsun. Çok Evet. güzel perküsyon çalıyorsun. Evet, hatta albüm çıkardım Türkiye'de. Albüm çıkardın. Evet, Aa müthiş, çıkardım, evet. harika. Doğru, hatırlıyorum ben ya. YouTube'dan falan izledik onları. Evet, böyle kendi video çektik. Bir plak şirketi de var. Onu geçen sene çıkardım, 2015'te. Pekala, sana şey soracağım. Şimdi Türkiye'de ciddi derecede ses getiren bir sanatçısın. Beri Oh, taraftan tabii ki gerçekten öyle öyle teşekkürler. yani şimdi yani Evet, evet. bunları konuşacağız zaten. Beri taraftan müzikle de uğraşıyorsun. İki tane farklı disiplin, sanatın Evet. iki farklı disiplini. Senin için çok yorucu olmuyor mu? Biz bir tanesinin altından kalkamazken kuzum yani resim zaten yeterince bizim başımızı yiyor. Sen iki taneyi birden nasıl hallediyorsun böyle bir durumda? Ya bunları ben seçmedim açıkçası. Hayat öyle gösterdi. Hayat ne diyorsa ben tabii ki onu anlamaya çalışıyorum bir şekilde. Benim için en önemlisi üretmek yani. Üretken olmak. Üretken olmak diyorsun. Evet, bir şey kendimden, kalbimden, içimden ne hissedersem onu paylaşmak insanlarla. Hayat yani çok erken yaşlarda müzik başladım. Aslında resim daha önce ama onu o zaman böyle çok ciddi almadım. Yani bu uzun hikayesi. Mesela ben çocukken resim yapmak istedim de maalesef ailemde çok destek almadım bu Olmadı konuda. mı? Evet. Ne istiyorlardı? Onlar senin ne Yani çok olmanı istiyorlar? bohem tarzı yaşayacaksın falan, oradan korkusu vardı. Daha düzgün okula seç. Ben o zaman liseye girdim. O zaman çok yoğun resim yapıyordum yani. Bu aslında yani küçük Monika resim yapardı her zaman. O zaman daha müzik yoktu. Daha müzikle ilgileniyordum daha önce. Öyle işte yapıp yapıp sergilere de Evet, katıldım. şunu söyleyeceğim aslında. Mesela özellikle resimle uğraşan birisi için yani bu adamın bir sıkıntısı, bir meselesi vardır dünyaya dair ya da kendine dair ya da çevresine dair. O yüzden resim yapar. Güzel. Söyleyeceğini bu şekilde dile Şimdi getirir. bende sıkıntı Senin ne var. Senin sıkıntın var? sıkıntın, derdin ne Kuzum, Monika, söyle senin ne bak. sıkıntın var da sen geldin bir de Dertler, Türkiye'de resim yapmaya tamam, çalışıyorsun. dertler çok. Evet. Hepimiz onu yaşıyoruz, biliyoruz. Tarafımıza baktığımızda bir sürü dert var. Daha çok kültürlerin arasında belki bir diyalog kurmak. Benim aslında böyle bir Yani böyle rolüm diye misyon mu düşün. edindin Yani kendine? böyle bir misyonluk hissim var ama tabii ki odur demiyorum. Yani benim her zaman bir şeyle uğraşmayı seviyorum, çocukluğumdan beri söylediğim gibi. Hep böyle bir kayıt bir şey alırdım, bir çizim yapardım, biraz piyano çalardım. Şimdi böyle bir sürü farklı medya kullanıp bir aslında kendime ifade etmeye çalışıyordum. Anladım. Peki ne eğitim aldın sen Polonya'da? Ya söylediğim gibi işte böyle karışık, benim düz şekilde bir eğitim almadım. Benim hem de dil konusunda yani dil okula girdim baştan Tamam. lisede. Ama ağırlıklı böyle iki tane dil programı vardı. Yani bütün dersleri İspanyolca aldım. Oh. Lehçe değil. Senin Evet böyle. benim bildiğim kadarıyla daha doğrusu bildiğim 5 tane yabancı dil Evet, var. o sonra şimdi gidiyorum yavaştan. Tamam. Sonra ben müziğe 11 yaşındayken başladım ve müzikten aileme yani rağmen onlar da buna destek vermediler ama ona rağmen kendime bırakmadım ve devam ettim ve konservatuvara girdim. Caz müziği okudum. O benim enstrümantım davul. O zaman davul çalıyordum. Ve aynı zamanda tabii ki bir garanti olsun elimde, başka bir şey olsun, çünkü tabii ki müzikten para kazanmak, yaşamak zor. Bir de tabii ki ailemin baskısı Müzikten varken, para kazanmak, yaşamak zor diyorsun. Sen daha kötü bir ama şeye ben tabii takılmışsın ki yok, arkasından. ben baştan aslında kazanıyordum, o yüzden müziği devam ettim. Sadece ailem destek vermediği için ben dedim okey de
Çince de okuyacağım. Çünkü Çin bölümüne girdim ve aynı zamanda iki tane üniversite devam ettim. Oo. Çince bölümünü ve Varşova Üniversitesi'nde. Çok fantastik. Ve, evet, bayağı fantastik. Ama bence bu resimlerin çok büyük parçalar. O, yani o dönemindeki aldığım eğitimler, yaşam tarzım, bunlar kesinlikle ona yansıtıyor. Harika. Şimdi peki, resim yapmaya başladın, bunun kararını verdin ve arkasından da Türkiye'ye mi geldin hemen? Yok, sonra Çin'e gittim. Çin'e gittin. Çin'de bir sene okudum. Çin'de film okumadım da film akademisindeydim. Aha. Öyle bir amaç vardı aslında. Filmle bir şey, daha çok oyunculuk istedim ama benim şey değildi yani. Çok hoşuma gitmedi herhalde, seni çok sarmadı. Çin sineması. Yok, daha doğru, aslında yok. Severdim de sadece o zaman Türkiye'ye bir teklif geldi. Bir müzik projesi için. Hı hı. Ben her şeyi bırakıp orada buraya geldim. Çin'den direkt Türkiye'ye evet, geliyorsun. Aynen. Peki hala Çin'den Türkiye'ye geldin ve daha önce Polonya deneyimin var. Bu üç ülkeyi, yani senin için hayatında önemli rol oynayan bu üç ülkeyi karşılaştırdığında Türkiye'nin diğerlerinden farkı nedir? Çünkü 8 senedir bir adam, bir yabancı Türkiye'de boşuna kalmaz. Yani burayı çok sevmesi lazım. Yok, bence Türkiye aslında coğrafya olarak hem de doğu hem de batının gerçekten bir mix bir kültürü var. Mix evet. Kültürü var yani da. Ve yani doğudan sevdiğim şeyleri burada yaşayabilirim. Hem de batıdan sevdiğim tarafları da var. Ama genel olarak Türkiye'de birazcık çalışma kültürünü benim için sıkıntılı. Neden söylüyorum? Çünkü ben çok disiplin içerisinde büyüyen bir insanım. Evet. Ve zaten şu resim ve müzik devam etmek için ciddi bir şekilde konsantre ve odaklanma gerekiyordu. Ve çok disiplinli hayat gerekiyordu. Biraz Türkiye'de olmadığı için bayağı bugüne kadar zorlanıyorum ve o tarafları ne kadar Türk olsam olmasam da bu tarafları hiçbir zaman da bende silmedi. Yani aslında hoşuna da gidiyor değil mi birazcık böyle bir parça? Hoşuma çok gidiyor. Ben müthiş seviyorum ve gerçekten Türk insanları çok çok sıcak buluyorum. Çok misafirperver, çok paylaşıcı, pozitif. Sadece birazcık daha disiplinli olsa da. Senin gözlemin şu mu? Türk insanının en büyük özelliği disiplinli olmayışı. Yani iş konusunda. Belki hoşuma gidiyor. Evet. Biraz savruk olması hoşuna mı gidiyor? Yalnız evet. Çok alışma bu disiplinsizliğe. Yani sonra şöyle başına iş alırsın. Kendi proje yapmak için ve gerçekleştirmek için tabii ki hoşuma gitmiyor. Çünkü gerçekten doğru insanları bulmak ve güzel şekil yani güzel bir şey ortaya çıkartmak çok zor. Bak mesela yabancı birisiyle bir iş yaparken, konuşurken onunla bir anlaşma yaparsın. O anlaşmaya uyar. Türk insanı ise şöyledir. Yaparız abi. Tamam abi. Bakarız abi. Sen üzme. Tabii ki ben bunu biliyorum artık. Yaparız abi. Ucu çok açık ama ne zaman yaparsın? Hangi şekilde yaparsın? Evet. Hep yaparız abi. Hep bakarız abi. Ama hiç ortada bir şey yok. Klasik ben sana Türk insanı özetleyeyim yani. Hep yaparız evet, abi. Evet. Tamam mı? Ama bu da bir sonra şey oluyor. Yani hayata karşı pozitif yaklaşım. Çünkü her zaman o aklında pozitif şekilde evet yaparız, yapacağız. Şimdi bizim kültürümüzde imkansız şeyleri evet. Direkt size söyleyecekler. Onu yapamazsın falan. Ve direkt senin moralini başka şekilde yönlendiriliyor. Negatif şekilde. Peki sen Türkiye'ye geldin sanatçı olarak. Ailenin buna bir şey oldu mu? Yani söylediği bir şey oldu mu ya da... Yok, ben aileme hiç söylemedim bile buraya geldim başta. Sen biraz sanki aradım. Aileyle bir problem, biraz sıkıntı var. Yok çok, yani ben birazcık mücadele ettim kendi hayatımı. Yani hem de sanatla hem de müzikle yaşamak için. Ben yani iyi okulu bitirdim, bir sürü iyi okullar bitirdim Polonya'da ama istediğim gibi annemin istediğini aslında diplomat olmak yapmadım. Annen senin diplomat olmanı istiyordu. Evet, evet. Oo. Daha diplomat, daha bu tarz. Ama sen çok dışa dönük birisin ya, yani çok diplomat olacak biri değilsin. Ya ben baştan özgürlüğüme inanılmaz düşkünüm. Düşkünüm. Çok düşkünüm. O yüzden... Yani böyle bir iş benim için zor ama mesela gidip bir ülkede yaşamak, kendi ülkemin de kültürünün temsilci olmak tabii ki isterdim ama şu anda ben bunu yapıyorum zaten. Doğru, aslında yaptığın sanatla bunu bir şekilde aynen öyle, ortaya koyuyorsun. Aynen öyle. Aslında
tam tersini düşünelim. Senin diplomat olduğunu düşünelim. Şöyle de bir diplomat güzel olurdu. Perküsyon çalan, resim yapan değil mi? Çok çok güzel, çok böyle, çok entelektüel bir diplomat. Arada sıra çok da yetenekli olabilir bence. Olur olur ama hayır hayır. Şekilde. Sen şimdi bak, şunu söylüyorum sana. Mesela diplomatik bir toplantı var. Sen orada şey yapıyorsun. Düşünsene bir anda alıyorsun davulunu, çalmaya başlıyorsun. Herkes çok bayılır. Çılgın bir diplomat olurdu senden. Evet, anlatabildim evet, mi? Evet, evet. Çok sansasyonel bir diplomat olurdu. Müziğin en büyük yani gücü aslında o işte insanlara birleşmek. Evet. Bir şekilde birleşiyor. Bence bu tamamen dünyanın hepimiz için ortak bir dil. Tabii ki. Ya sanat ortak bir dil. Tüm evrensel bir şey. Diplomat için ortak bir dil kullanmak en önemli şey. Peki senin şu anki konumun, pozisyonun, çok iyi resimler yapman, müzikle uğraşman, ailende seninle ilgili o diplomat olsun algısını tamamen değiştirip seni tebrik etme durumuna geçirdi mi? Yani iyi ki sen bizi dinlemedin, iyi ki böyle bir şey yaptın demeye başladılar mı sonunda? Yok. Hala şöyle, aile inatla diplomat olmanla devam ediyor sanki. Aslında benim ilk solo sergime geldiler. Geldiler mi? Hatta anneanneme kadar geldiler. Tüm aile geldi mi? İlk zaten Türkiye onların gelişi. Ve çok pozitif buldular o zaman da. Çok da beğendiler işlerimi. Çok destek verdiler. Parti yaptılar. Bir sürü insanları, arkadaşlarımı çağırdım. Hı hı. Onlar işte arasında kaldı ve çok mutlu oldular. Yani ben de onlar mutlu kalsın, ben mutlu olayım. Bence tabii ki olması lazım. Ama yani onların hala şu Polonyalı tradisyonel bir, geleneksel bir düşünce. Yani kızımın sabit iş olsun. Çünkü garanti oluyor. Tamam, ama aslında öyle bir şey de yok şu anda. Türk mentalitesinden bahsediyoruz yani. Türkiye mentalitesi budur evet, zaten. Yani bence Türk mentalitesi değil. Bence bu genel olarak biraz o önceki kuşağın mentalite. Yani o yaşlı bir şey, kuşak. Bir üniversite okumak, mutlaka bunu yapacaksın. Sonra çok iyi iş bulacaksın. Ama yani çok iş bulmak diye bir şey de yok. Kalmadı bence. Şu anda her şey sosyal medya yüzünden bizim çok hızlı yaşam... hayat tarzımız artık o kadar genişlendi ki yani her şey çok hızlı değişebilir. Aslında şu daha doğru bir mantık değil mi? Mesela o jenerasyon şöyle düşünse daha doğru bir mantık değil mi? Yani kendi istedikleri işin dışında çocukları çok sevdiği bir şeyi yaptığında daha başarılı olmayacak tabii mı? Tabii ki ben yani, onu diyorum zaten. O konuda teşvik etmeleri lazım. Tabii ki ve bence en önemlisi bu. Değil mi? Doğru. Peki Türkiye'de mi başladı esas resim serüvenin? Yok, resim ben çocukken yapardım söylediğim gibi ve okumak istedim ama okuluma girmediğince yani destek almadığım için onu birazcık kenarına koydum. Ama ben çocukken hatta 9 yaşındayken resim yarışması bizim bölgemizde kazandım. Bir sürü başka yarışmaya da girdim, orada sergide oldu. Benim ilk böyle gelişim oldu ama tabii ki o döneminde hiçbir şeyin farkında değildim. Yani benim bir sürü resim öğretmen vardı o döneminde ve asas eğitimi o zaman aldım. Çünkü bir galeri üyesiydim. Evet. Ve en genç üyeydim. Üyeydim. ve orada çok güçlü şekilde çok iyi hocalardan resim eğitimi aldım. Sonra lisedeyken, lise çok ağır olduğu için çok da, yani lise aslında çok sanat konusunda beni geliştirdi. Çünkü benim bütün grubum ve bütün o eğitim aldım çok sanata, sanatı destekliyordu daha çok fazla. Bir de ben İspanyol okulundaydım. İspanya'da eğitim içerisinde sanat çok önemli bir rol alıyor. O yüzden o anlamda çok aslında iyi eğitim oradan aldım. Anladım. Peki resim ve müziği karşılaştırdığımızda senin açından hangisi seni daha çok heyecanlandırıyor? Öyle bir şey yok. Yok mu? İkisi. Yani ikisi senin için eş değerli. Evet, evet. Ya şu anda böyle bir denge oldu. Tabii ki önce daha çok müziğe odaklandığım için bir döneminde çok... çok heyecan vericiydi. Tabii ki gençsin, partiye gidiyorsun. Değil mi? 60 bin ya da bir kişi içinde çalıyorsun önemli değil. Farklı farklı yerlerde bir de dünyayı geziyorsun. En önemli parçası. Dünyayı gezmek çok heyecanlandırıyor tabii seni. Tabii ki müzik sayende aslında her yere gidebilirsin ve çok hiç beklemediğin yerlerde çalıyorsun. Beklemediğin insanlarla karşılaşıyorsun. Oradan çok ilham alıyorsun. O, peki, o çok büyük bir katkı. Şeyi soracağım sana. Şimdi çok güzel anlatıyorsun.
Çok da sık yurt dışına çıkıyorsun. İşte evet, konserler oluyor, sen gidiyorsun. Ya da sergiler için gidiyorsun. Hı-hı. Ve 8 senedir de Türkiye'desin. Hı-hı. Ve Türkiye'yi de gördüğüm kadarıyla, yani seni de bildiğim, tanıdığım kadarıyla çok seviyorsun. Türk insanını da çok seviyorsun. Hı-hı. Mesela biz Türklerde şöyle bir şey vardır. Yurt dışında uzak bir ülkeye gittiğin zaman, orada bir Türk'ü gördüğün zaman sanki aileden birini görmüş gibi bir anda heyecan, aa burada bir Türk var gibi. Sen de evet, oluyor mu mesela yurt dışında Türk? Ya böyle bir hikaye anlatacağım ben. Anlat uzun bakalım. Zamandır gitmiyorum Polonya. Ondan sonra gittim sonunda, yaz günüydü. Çıktım, ilk sokağa çıktım, kiminle karşılaşıyorum? Türk arkadaşımla. Bu çok acayip bir hikaye çünkü ben inanılmaz heyecanlıyım. Hemen bir çığlık atılır değil mi? Yani ilk böyle karşılaştım, kişi tamam artık geldim. Sabah da çıkıyorum, sokakta bakıyorum, benim Türk arkadaşım, Türkiye'den arkadaşım. Aa ne güzel ya. Evet. Yani sen herhangi bir Türk'ü de değil, orada arkadaşın olan birini görmüşsün. O yüzden şey söylemek istiyorum, ben de aslında öyle heyecanlı olurum. Tabii tabii. Aynen evet. Peki. Bu işlerine gelelim bir parçada, resimlerine gelelim. Senin kullandığın teknik nedir? Nasıl teknikte resimler yapıyorsun? Kullandığım teknik zaten gördüğümüz burada evet, değişik bir teknik. Ekranda da geçecek şimdi resimleri. Bana ait, %100 evet. Bana ait teknik. Nedir? Bize anlatır mısın biraz tekniği? Ben buna mix teknik. Mozaik mi yapıyorsun? İşte insanlar mozaik diyor, düşünüyor. Aha. Bence mozaikten çok büyük etkisi var. Evet. Çünkü ben de mozaikte yani ilgileniyordum demem ama çok seviyorum ve mesela Hatay'dayken orada bir tane şey var, mozaik müzesi çok önemli, dünyanın en büyük müzelerden biri. Oraya evet. da gezdim ve aslında aynı döneminde bu işleri ortaya çıktı, yani mozaik tarzı. Ama bu mozaik değil, tam değil, bu aslında kolaj. Kolaj. Ama hem de mozaik hem de piksel düşüncelerle diyebilirim. Bu teknik uzun zamandır içerisinde aslında ortaya çıktı. Yani böyle hemen oldu falan değil. Bir gelişim süreci var. Evet, bir gelişim süreci var. Bir kere bile kendime zehirlendim. Aa, gerçekten mi? Evet. Kimyasallardan malzeme, mı? Çünkü biraz kimyasal malzemeler var içinde. O yüzden birazcık bir kere... Bayıldın mı? Ne yaptın? Az kaldı bayılacak. Aslında yorgunluktan hem de okulardan. Çünkü tabii ki daha bilemiyorum. Niye camları açmıyorsun ya? Yani kendini... Açıyorum ama çok sıcak bir gündü o yüzden. Bunu almışsın. Yani böyle küçük hikayeler var. Peki bir şey ama söyleyeceğim. Tamamen işte şöyle söyleyeyim, bu teknik yaptıktan sonra artık bu resimleri sergilendikten sonra bir kere atölyemi toparlıyorum. Bir böyle bakıyorum işte şu kayıtlar topluyorum ben neyi fark ettim? Ben aslında şu tarz şeyleri çocukken lisedeyken ders sırasında hep böyle aynı şeyler çizerdim. Aa. Böyle kutu böyle çizgiler, siyah çizgiler, perspektif şeyler. Ben fark ettim ki aslında o fikir abi önceden background'u var. Çok önceden geliyor. Evet, evet, oluşmuş. Ve mesela kolaj ve kayıt kullanma tekniği o da ne zaman da fark ettim? Ben çocukken yani Polonya'da o zaman şeydi böyle biraz sıkıntılı yerdi. Her şey böyle gri kağıt yani defterler hiç böyle rengarenk bulmazsınız. Ve ben böyle çocukken hep yurt dışına giderken her şeyi böyle reklam topluyordum. Koskoca bir valizi koyuyordum ve sonra bir kolaj yapardım ondan. Ve sonra fark ettim ki bu çocukken aynı şekilde yaptığım şeyler. Evet. Ne güzel. Sadece onlar böyle şu dönem, bu dönem böyle bir şekilde birleşti. Bu arada Polonya'nın hangi kentinde oturuyordun? Ya ben Krakow'da doğdum. Krakow. Evet. Liman şehridir değil mi orası? Krakow? Yok değil. Değil ama, mi? Yok. Daha yakın. Güney tarafında. Ama asas benim ailem Stary Sącz'te yaşıyor. O daha dağdaki çok tarihli bir küçük şehir. Ben orada 14 yaşına kadar yaşadım. Sonra Krakow'a geçtim çünkü lise kazandım. Ondan sonra Varşova, Wrocław. İşte ondan sonra dünya vatandaşı olmuşsun, gezmeye başlamışsın. Evet, ondan sonra yavaştan gezmeyi başladım. Pekala. Şimdi senin resimlerine baktığımızda çok önemli bir şey görüyoruz sürekli işlerde. Perspektif. Yani bu derinlik, perspektif, mesafe resimlerde hangi amaca hizmet ediyor? Bunu yani tüm işlerinin çoğunluğunun böyle perspektifle çözümünün nedeni nedir? Özellikle perspektifi neden kullanıyorsun? Anladım. Aslında perspektif bence başka şeyden kaynaklanıyor. Benim bir sürü şeylere ilgim var. Aslında daha çok kültürlere, farklı kültürlere karşı çok ilgim var. Evet.
zaten söylediğim gibi 5 tane farklı dil konuşuyorum. Sadece o diller konuşmak değil, o kültürünü bir şekilde anlamak. Evet. Ve her zaman böyle şey severim, böyle çok yukarıdan sanki bir kuş bakışından şunları böyle derine girmek. Hmm. Bence birazcık o duygu paylaşmak için o şeyler yapmayı başladım ve gerçekten bilinç altında, bu böyle bilinçli değil. Yani ama resimlerin çoğunda var perspektif. Evet, çoğunda var. Çoğunda hepsinde var ve değil ama çoğunda var. Evet, mesela, çünkü daha başarılı bunu evet, yapıyorum. Bu de daha böyle siyah beyazlı bir resim. Evet. Renkler de kullanıyorsun. Eskiden daha çok renkli yapıyordum. Şimdi biraz daha daha mı az renkli sade, olmaya başladı? Daha sade. Evet. Pekala. Yine bildiğimiz kadarıyla senin çok büyük tuvallerin de var. Büyük evet, boyutlu tuvalleri de çalışıyorsun. Bu çok küçük aslında. Bu küçük evet. Olanı mı? En büyük 6 metre. 6 metre? Yok, 6 metre pardon, abarttım. 4,5 metre. Yine de çok büyük bir iş ya. 4,5 metre. 2,5 metre. Evet. Bayağı büyük bir iş. Evet, bu bayağı İstanbul'un görüntüsü. Zaten baştan ben İstanbul'u ve New York'un şehri, evet, şehir görüntüleri. Görüntüleri evet yapardım. İstanbul seni çok besliyor mu bu açıdan? Çok beslendi. Şu anda besliyor, hala besliyor tabii ki. Ama belki bu arada biraz farklı şeyler de aramayı başladım. Daha konseptüel. Yani son işlerin biraz değişecek mi? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Yavaş yavaş. Onu bilmiyorum ki. Klasik şehir görüntüsünden ya da perspektif görüntüsünden biraz daha mı sıyrılmaya çalışıyorsun? Ya perspektif benim kuvvetli taraflarım. Yani ondan vazgeçmemek böyle bir derdim yok. Hı-hı. Şimdi bunu doğal şekilde kullanıyorum ve benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Yani ben perspektifi çok seven birisiyim ve mesela başka insanların resimleri bakınca ya da sergilere gezince en çok beni ilgi çeken perspektif işler zaten. Evet, o belli zaten. Ya yapacak bir şey yok herhalde. Galiba böyle. O artık senin bir kimliğin olmuş. Belki o. Kimliğim, belki evet, kişiliğim. Evet. Pekala, şimdi biraz da şeye gelelim, müzik tarafına gelelim senin. Profesyonel resim yapmanın, yani ressam olmanın dışında, hı-hı, dediğimiz gibi en az bir o kadar da müzikle de uğraşıyorsun. Türkiye'de çeşitli gruplarda çaldın, hı-hı, kendin solo albüm yaptın. Bir parça da bize bunlardan bahset. Ya baştan ben bir tane böyle jazz, soul tarzı projeye katıldım. O yüzden zaten geldim Türkiye'ye. Yabancı müzisyenlerle beraber. Evet. Bir tane Türk. Ve yani insanların o zaman Türkiye'de canlı müzik çok üstteydi yani. Hı hı. İnsanlar çok onu severdi. Bir şekilde yani insanların hoşuna gitti, benim de hoşuma gitti, böyle devam etti. Ama tamamen merak için kaldım sonra. Yani birazcık Türk ritimleri öğreneyim, birazcık Türk müzikten bir ilham alayım, bakayım ne oluyor. Enteresan bana geldi baştan. Çünkü daha Türk, hı hı, özgün Türk ritimleri dediğimizde, hı hı, baktığımızda daha oryantal ritimler aslında. Evet, evet. Şimdi, tabii ki bizim için daha zor ritimler. 9-8, 5-8 ya da 7 falan. O tarz ölçüler ve ritimler yani bizim müziğimizde yok. Ve çok davulcuyu mesela geliştiren ritimler bunlar. Hı hı. Yani ben mesela şey düşünüyorum. Türkiye'de çoğu insanlar ritim konusunda çok kuvvetli ve gerçekten bence bu gelişim, yani çok çok gelişmiş ritimler olduğu için Türk insanlarda o gelişmiş bir duygu olabilir. Peki sen mesela işte daha batılı, klasik anlamda batılı müzikle karşılaştırdığımızda Türk ritimleri ile ikisini böyle hiç zaman zaman böyle mix yaptığın, hem oradan da faydalandığın oluyor mu? Tabii ki ben şu anda zaten bir sürü projede çalıyorum ve hepsi Türk insanlarla beraber. Yani, hı-hı, böyle yabancılarla az çalıyorum. O yüzden bunları kullanacaksın yani. Kullanacaksın. Aslında bu da senin için bir anlamda kolaj oluyor. Yani farklı. Ya canım zaten benim, evet, gerçekten şu resimlerde aslında bakarsam bana birisi şeyde sergideyken bir gezen kişi bana dedi, "Aa, şu resimler arasında böyle bayağı bir ritim var içinde." Ben, tabii, onu ben böyle şaşırdım, baktım. Ha, gerçekten öyle bir şey. O zaman Türk müziği demek ki seni ciddi derecede beslemiş resiminde. Söyleyebilirim. Bence genel, hı, olarak müzik sadece Türk müziği değil yani genel olarak Türk, yani Türkiye'de yaşamak beslendi ve burada müzikle uğraşmak da beslendi. Aslında tabii yani
sanatın birkaç disipliniyle uğraşmanın böyle bir güzel tarafı da var. Yani mesela ben tabii sen profesyonel anlamda müzik yapıyorsun ama ben sadece müziği dinleyici olarak müzikle ilgileniyorum. Benim mesela sevdiğim bir takım gruplar vardır. İşte böyle zaman zaman da dile getiririm. Mesela Depeche Mode bana çok resim yaptırmıştır. Depeche Mode'un çok şarkı sözlerinden bayağı ciddi derecede ben resim yapmışımdır yani. Zaten genel olarak bence çoğu ressamlar müzik konusunda da iyiler. Bir sürü ben gerçekten o iki yetenek beraber olduğunu diye düşünüyorum. Bir sürü insanlarda bunu gördüm. Mesela müzisyenlerde çok iyi resim yaptığını gördüm ve ressamlarda çok iyi kulağın olduğunu gördüm. Bence bu ikisi bir şekilde beraber gidiyor. Aslında evet, yani o galiba algımızın yüksek olmasından kaynaklanıyor. Mesela gözlem yeteneği ve algı yeteneği sanatçılarda üst derecededir, yukarıdadır. Dolayısıyla bir şeyi nasıl algılayıp görebiliyorsan, bir şeyi dinlerken de aynı derecede, aynı şiddette rahat alabiliyorsun, iyi dinleyebiliyorsun ve farkına varıyorsun. Dolayısıyla dediğin doğru, o şarkıdaki ritimler, inişler, çıkışlar aynı şekilde senin resimlerine de yansıyor. Resimde de mesela baktığın zaman daha hareketli alanlar, daha düz alanlar kendi içerisinde böyle bir ritim oluşturuyor. Aslında müzik sana onu sağlayabiliyor net olarak. O şarkıyı Aynen, dinlediğinde aynen, de aynen. aynen o şarkıdaki o ritmik kurguyu resimde de bir şekilde uygulayabiliyorsun. Bazen böyle bir şey de oluyor. Onu da fark ettim. Bazı ressamların çok belli bir tarzı var resimlerde. Sonra bakıyorum aslında müzik de bir şekilde duygu benziyor. Yani böyle ikisi bir şekilde beraber gidiyor. Mesela sana şöyle bir şey sorayım. Biraz sonra bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından önce şöyle bir soru sorayım. Mesela genelde ressamlar başka bir ressamın sergisine gittiği zaman o ressamın işlerine baktığında onun duygu halini ortaya çıkartabilirler. O resimleri yaparken nasıl bir duygu halinde olduğunu, işte kullandığı renklerden ya da formlardan, biçimlerden okuyabilirsin resmi. Sen aynı zamanda ressam ve müzisyen de olarak baktığımızda herhangi bir besteyi dinlediğinde, bir Var arkadaşın var. bestediğinde farkına varıyor musun onun ruh hali hakkında? Böyle doneler yakalayabiliyor musun? Aşağı yukarı evet. Ama her zaman doğru yakalamıyorum. Öyle mi? Doğru evet. Bazen ama yine de enerji geçiyor yani ben onu Değil mi? çok O enerjiyi inanıyorum. Evet ben hissedebiliyorsun. Onu mesela soruyorum çok aslında. bazı çok eğlenceli resim görüyorum. Aslında dışarıda göstermiyor o kişi çok eğlenceli ama içi aslında çok eğlenceli. Evet. Yani bir şekilde birleşiyor. Benim de mesela çok karanlık işlerim var. Yani çok böyle bir tepki de geldi bu arada. Aa, çok siyah kullanıyorsun yani başka renk kullansam. Ben siyah rengi çok kuvvetli ve yani böyle mistik olduğunu diye düşünüyorum. Sen genel anlamda yani renk olarak siyahı her zaman Her zaman kullanan önde. günlük Her hayatında zaman da giysilerinde de var. evet. Aslında benim de karanlık taraflarım var yani kişi olarak. Çok da sorgulan insanım, dünyayı sorgulan, her şeyi böyle ciddi alan bir insanım ve bence bu aslında resimde Çok yansıtıyor. seninle örtüşüyor aslında kullandığın renkler. Şeyde o renkli işlerine baktığında da yani senin en dışa dönük zamanların mı o zamanlar? En Öyle bir eğlenceli şey yok. zamanların mı? Yani o renkli, evet birazcık o döneminde böyle her şey, hayatını düşünürsem yani böyle çok ani Evet. yaşardım. Şimdi birazcık daha planlı belki Daha dengeli yaşamayı gidiyorsun. daha dengeli. Evet. Evet. Efendim, bu arada Monika Bulanda ile sohbetimiz devam ediyor ve kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Efendim Kültür Televizyonu'nda Yaşama Sanatı tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz ressam Monika Bulanda ve Monika sohbet o kadar keyifli gidiyor ki. Teşekkürler. Sen keyif alıyor İnşallah. musun? Ben her zaman alırım tabii ki. Teşekkür ederim Evet. yani. Ne güzel. Bu arada senin böyle hani bilinmeyen taraflarını da ben öğrenmiş oldum. Yani anlatıyorsun ya. Yani şimdi ben seni bildiğim kadarıyla biliyorum ama sen şimdi programa geldin, konuk oldun. Bize güzel güzel şeyler de anlatıyorsun. Vay be diyorum içimden mesela. Ya genel olarak ben kendi sanat hakkında konuşmayı sevmem ama şu anda hayat konuşuyoruz zaten. Hala Çok da konuşuyoruz. sanat konuşmuyoruz. Güzel. Şimdi bak, Evet. sen
Polonya kökenli bir sanatçı olarak, 8 senedir de Türkiye'de yaşayan bir sanatçı olarak bunun kolaylıkları ve zorlukları hakkında neler söyleyeceksin? Yani kısaca şöyle söyleyeyim, sanatçı olmanın kolaylıkları ve zorlukları. Çünkü sanat evrensel bir şey olduğu için dünyada da 3 aşağı 5 yukarı aynı kolaylıkları ya da aynı zorlukları yaşarsın. Aynı dediğiniz gibi hiçbir fark yani hiçbir şey fark etmiyor eğer siz bu ülkedeyseniz ya da başka ülkede aynı şekilde zorluklar oluyor. En büyük zorluk yani bir devam sabit bir şey ya da devamlı bir şey görmek, plan yapmak. Onlar biraz sıkıntılı çünkü sanatla uğraşan insanlar karşılığını çok farklı türlü alacaklar. Alıyorlar zaten, siz de ressamsınız, kendinize de biliyorsunuz, evet, tecrübelisiniz bu konuda. Şöyle sanat şunu yani ben sanat bunu için şunu için yapıyorum demek zaten yanlış baştan. Üretiyorsunuz, onu sergileniyorsunuz, sonra karşılığını tabii ki ne olabileceğini, bir saygı, bir daha gelişme, para olabilir. Yani bunları beklemek zorundasınız tabii ki ama o amaçla sanat yapılmıyor tabii zaten. Şimdi mesela... Ve bu çok zor bir kavram bence bu döneminde ve genç insanlar için ve genel olarak şu tüketim döneminde bunları bir insana inandırmak çok zor bence. Evet. Zaten şimdi bizim sanat hayatımızla alakalı, daha doğrusu sanatçılarla ilgili bu zorluk ve kolaylık meselesine gelince zaten en büyük zorluk aslında çok riskli bir yaşamımız var. Yani ertesi günümüzün ne olacağını hesap edemiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani risk alıyoruz sürekli. Tabii sürekli çünkü, bir risk alıyoruz ve zaten eğer sanatla uğraşmak isteyen birisi varsa öncelikle ilk dikkate alacağı şey bu riskli hayata katlanacak mı, katlanamayacak mı? Yani sonra ya çoğu insan bunu dayanmaz bence. Bu karakterle alakalı bir şey. Ben mesela sürekli aynı günde böyle bir 7.30 ya da 8'de işe gireyim sadece onu yapayım, paramı alayım, onu ben dayanamam. Benim karakterim tamamen öyle. Bak zaten hiçbirimiz için ideal bir şey değil bu. O yüzden böyle bir işi seçtik. Ama aslında şöyle, çok iyi plan yaparsın, yani plan sanatla ilgili değil. Eğer iyi hayatını yönetebilirseniz kendi içerisinde o ekonomi anlarsınız nasıl oluyor. Yani bir gün çok para kazanıyorsunuz, bir gün ya da iki üç gün hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Yani öyle bir plan yaparsınız. Şu para kazandığımı da biraz kenarına koyayım, ondan sonra gerekecek. Bence oluyor. Yani, oluyor mu diyorsun? Evet, bence oluyor. Ya benim hiç beceremediğim bir şeydi bu, biliyor musun? Yani ben de para gelir, ben de para gider. Yani bu aileden geliyor. Aileden ben bilmiyorum. Hiç yani ben para biriktireceğim falan. Birazcık para biriktirdiğim zaman kendime şaşırıyorum. Ben o parayı nasıl biriktirdim diye. Ama onu bir şekilde tamam şimdi malzeme almam lazım diye düşünüyorsunuz kesinlikle. Atölyemi kirası ödemem lazım. Bunu düşünüyorsunuz. Öbür türlü olmuyor. Yani bence priority yani şey var, sıralama var sizin, olması lazım. Çoğu insan şimdi para kazandım hemen gideyim tatil yapayım diye değil mi? Çoğu insan böyle bir düşünüyor. Ben tam dersen ben ilk baştan tamam garanti edeyim 2-3 ay sonra yaşayabileceğim haline götürürüm, ondan sonra düşünürüm yani neye harcayabilirim. Aslında bak hayatımızın komik taraflarından birisi de şudur. Benim zaman zaman başıma gelir ve birçok arkadaşım da başına gelmiştir. Yani bu bir gerçektir. Yani bunu hiç böyle şey olsun diye aman kimse bilmesin ya da bilsin anlamında falan ya bir düşüncenin neticesinde söylemiyorum ama açık çok samimi itiraflarda bulunuyorum senin gibi şu anda. Bazen cebinde hiç paran olmaz. Dolmuşa binemezsin, yürüyerek gidersin. Aynen. Bazen de tam iki gün sonra dünyanın en uzak ülkesine gidecek bilet parası bulunur cebinde. Yani böyle bir şey yani. Evet, anlatabildim mi? Şey. Hiç ortası olmayan yani bir şey. Bu meslekte, hatta müzikte de öyle, en önemli devam etmek. O kelime her zaman söylüyorum. Çünkü devam etmek... Ya çok yaşa. Bak hep bunu arkadaşlarıma anlatmaya çalışırım. Yılmayın, korkmayın, devam edin. Devam ettiğiniz gün bir gün size o başarı dönecektir. Dönüyor tabii ki. Bir şeye enerji harcadınızsa... Bir şekilde dönüyor yani bu enerji sonuçta verdiniz, bunu başka kişi alacak yani, alıcı her zaman bulacak. Zaten bak, eğer sen bir şeyi doğru ve iyi yapıyorsan bunu bir gün birisi mutlaka fark eder. Ya ben de ona inanıyorum. Belki inatçı olduğum için belki öyle oluyor. Obsesyon var mı sende de? Ve tabii ki obsesyon var. Bende delice bir obsesyon. Benim bu kadar... Hatta bana bakıyorlar şu resimlere, bana bakıyorlar böyle... Sen
Sen de psikolog. Ya zaten şimdi, psikiyatrist falan da psikolog. Zaten obsesyon olmasa bu şekilde devam eder miyiz bu risklere? Yok tabii ki değil. Yani hakikaten cambaz gibi ipin üzerinde yürüyoruz ya. Ha düştün ha düşeceksin, ha düştün ha karşıya geçmeye çalışıyorsun ama ipin üzerinde yürünür mü? Bizim yaptığımız ipin üzerinde yürümek şu anda. Ama obsesyon olmak, obsesif olmak teknik olarak sağlık açısından belki doğru bir şey değil. Fakat benim ama çok işime yarıyor. Ben hala resim yapıyorsam, hala her şeye rağmen bunun tek bir nedeni var. Obsesif olmam. Evet. Sende de o var şu an söylediğin. Bir de inatçı. İnatçı tabii canım tabii. Kesinlikle. Aynen öyle. Kesinlikle. O zaman demek ki biz bir şekilde ileride kazanacağız. Ya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Nasıl olacak? Yani. Kazanacağız. Hayır. Kazanacağız yani. Derken yani şey. Yaşamak için. İstediğimiz evet, yerlere varacağız. Şimdi. Onu devam ettirmek için kesinlikle. Bir şekilde kazanacağız. Şimdi, yani mesela ben biliyorum senin de çok büyük düşüncelerin var sanatla alakalı. Hı-hı. Benim de var. İşte sanatla uğraşan herkesin evet. de bence olmalı. Ya ben hala o sanatın mesajı olduğunu, bir gücü olduğunu çok inanıyorum. Dünyayı sanat değiştirecek. Sen hiç merak etme. Emin ol buna yani. Ya zaten öyle oluyor her zaman. Sadece son zamanlarda birazcık sosyal medyada gördüğümüz hareketler o dengeyi biraz bozuluyor. Hı-hı. Ama yine de inatçı olup devam edeceğiz maalesef. Pekala. Senin ileride varmak istediğin nokta nedir sanatların? Yani kendini nerede görmek istiyorsun Monica Bulanda olarak? Ya ben söylediğim gibi çok böyle büyük beklentim falan yok. Benim önemli olan devam etmek. O 45 yaşındayken, 60 eğer tabii ki yaşarsam o yaşa kadar. O 60 yaşındayken, belki 80 yaşındayken aynen bu kimlik, bu özgür insan içinde düşünen, bir de merak eden insan. Hı-hı. Yani merakımı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyorum. Ama merakını, bir de heyecan. O heyecanlı merakını evet. niye kaybedeceksin? O seni besliyor çünkü. Ya bazen bence hayat değiştirebilir tabii ki. Ben de daha bir sürü şeyleri denemedim hayatımda. Ama bence en önemli şu kimliğini başka yaşlarda da taşınmak ve onu temsilci olmak. Güzel. Pekala. İlk sergini hatırlıyor musun? Tabii ki. Anlat bakalım. İlk serginin heyecanın nasıldı? İlk sergi aslında 9 yaşındayken. Ailenin geldi ilk solo sergini. Yok ha o, pardon. O solo sergiydi. O solo evet. sergi. Ama ben 9 yaşındayken söylediğim gibi bir tane yarışma ve sonra sergi katıldım. Ve orada hatırlıyorum ilk bana çok tuhaf geldi. İnsanlar gelip benim yaptığım işime bakıyor. Ben zaten çocukluğumdan beri aha. biraz sahne alan insanım yani hı hı. söylediğim gibi işte müzik falan erken başladım. Bir de o çok başka türlü buldum yani. Bu duvarda sürekli duran bir çalışmanız var ve bunu insanlar gelip inceliyor. Oradan bir sorun çıkıyor bazen yani bunu ne demek istiyorsun bana geliyor. Aynı sonra, şeyi Türkiye'deki ama, bir soruyorlar mı Polonya'da burada ne anlatmak istiyorsun diye? Soruyorlar. Eyvah! Oh my god! Ben dünyanın her yerinde aynı ya, şey bu ya. Bu benim işim değil. Dünyanın her yerinde aynı şey inanmıyorum. Evet. Ya bazen hoşuma gidiyor ama tabii ki her gün aynı soru gelince artık yeter dersin. evet. Hay Allah'ım bir yarabbim. De ben gerçekten şöyle bir şeye inanıyorum yani şimdi ben bir kişiyi anlatırsam belki onun hayal kırıklığını yaşatacağım. Çünkü ben buna çok inanıyorum. Çok bireysel şekilde yaklaşması lazım. Ben de bir insanım, bir düşüncem var ama sen bambaşka bir insansın. Başka boyuttan bakıyorsun hayatını, başka tecrübelerin var. Eğer ben bu resimle başka bir şey sana yaşatabiliyorsam bence başarılı bu. Yani o zaman başarılı oluyorum. Şimdi ben sana diyorsam şöyle düşün, bu insanın aklı hemen başka yere gidiyor. Ama onun tecrübeleri ve benim yaşam tarzı bambaşka. Doğru haklısın kesinlikle. Evet. Yani az önce anlattığın şeyden yıkıldım yalnız. Ben bu işlerin sadece Türkiye'de olduğunu zannediyordum yani. Yok. Eyvah. Pekala. Sosyal medyayı çok kullanır mısın? Ya da sosyal medya işine nasıl etki ediyor? Şöyle mecburen öğrendim. Hiç aha. hoşuma gitmiyor açıkçası. Tarzım da değil. Baştan çok zorlandım. Ama benim müzik tarafları olduğu için yani kullanmak zorundayım. Çünkü oradan insanlar takip ediyor. Hatta genç insanların artık bütün kavramı bu oldu. Her şey sosyal medyada. Ve bunları ulaşmak için evet. sosyal medya kullanmak zorundasınız. Genç insanlar... Yani benim aslında daha çok müzisyen taraflarından kaynaklanıyor. Evet. Yoksa çok belki kullanmazdım. Peki, bak konu güzel bir yere geldi. Şimdi mesela genç insanlar dedim. Peki bu genç sanatçılara ne tavsiye edersin? Bir ya genç Monica Bulanda olarak.
baştan çok nasıl iyi... bir yol izlemelerini öğütlersin? Anladım de. Genç insanların böyle bir özelliği görüyorum son zamanlarda. Çok her şey çok kolay alıyorlar. Çok kolay gerçekleşmeyi istiyorlar. Beni biraz rahatsız ediyor çünkü nasıl ben... Nasıl dedin? Çok özür dilerim, anlamadım. Her şey çok yani çok kolay zannediyorlar her şeyi. Ha, çok kolay zannediyorlar. Evet. Ama benim tecrübem değil yani. Ben tam tersine çok zorla her şeyi kazanan insanım. Ve beni biraz rahatsız ediyor. Eğer genç insan hemen bir şey ulaşmak istiyorsa hiç emek vermeden. Hı hı. Neyi tavsiye etmek istiyorum? Emek ver, enerjini ver. Ondan sonra karşılığını alacaksın. Tabii. Ama eğer sen ilk önce karşılığını düşünürsen şöyle böyle olayım. Ondan çok çabuk para kazanma derdindeler ya. Ha? Sadece evet para kazanmak. Biraz çabuk para kazanma çabuk para kazanmak ve çabuk isim yapmak, ünlü olmak. Yani genç insanların şu andaki hassas amaçları bunlar. Şimdi sana şeyi soracağım. Bu perspektiflerine baktığımızda senin işlerinde çok ciddi, çok doğru perspektifler var. Bunları, bu perspektifi teknik anlamda resminde gösterirken problemler yaşıyor musun? Yani böyle, çünkü perspektifin çok doğru ve sıfır hatalı olması lazım bu anlamda. Yani sıfır hata olduğunu zannetmiyorum. Nasıl? Baştan aslında benim ilk resimler hatalı yapıyordum ama özellikle öyle yapıyordum. Çünkü hatalı yapınca bu İstanbul'un böyle karışık durumunu ifade ediyordu. Ama evet, şimdi biraz daha düzgün, daha içeriye alan tek çünkü perspektif. Perspektif dediğimiz şey bir anlamda... Bazı insanlara rahatsız edebilir, doğru. Evet, evet. Evet. Çok düzgün olması gereken bir şey evet, yani. Evet. En ufak bir yani düzgü yapmaya çizginin çalışıyorum, kaçışı, ama, yanlış bir kaçış orada şöyle, bütün dengeyi bozar. Ama şöyle, ben de sorunları görüyorum. Evet, evet. Mesela bak, şu arkamdaki işine baktığımda ya da diğer işlerde de var o bazen, onu da görüyorum. Hani şey gibi, mesela şimdi şu anda aklıma gelen bir şeyden bahsediyorum. Asansörle aşağı doğru düşersin ya, yukarıdan aşağı doğru böyle... Yani tamam, kamerayı... işte resmi yaşatacağım. Mesela şöyle düşün, hani mesela Orson Welles'in filmlerinde vardır. Kamerayı alttan kullanır, yukarı doğru çeker. Hı hı. Mesela baktığımızda da senin bazı resimlerinde de var. Ya da yukarıdan sanki kamerayı kullanmışsın, bir şey böyle aşağı doğru, hani metrelerce aşağı doğru düşüyor gibi. Anladım. Yani şu tek perspektifin evet, aslında... Evet. Çok sert bir gidiş var aşağı doğru. Sert. Yani ya da hiç böyle sert bir asansör deneyimi mi yaşadın? Ne yaptın zamanında? Ben sert insanı başta sert yaşadım. Ya bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor, beni içine alıyor. Yani o sertlik ben hoşuna aslında gidiyor. Böyle bir seyretçi içime almak istiyorum da böyle bir içime baksınlar. Yani belki oradan çünkü çok keskin alıyorum. Bir sertlik var yani. Değil mi? Çok keskin böyle, çok derine var, giden doğru, bir şey doğru, var. Doğrudur. Evet, evet. Ama bu dinamik aslında. Çok dinamik. Bugün belki dinamik hayatım olduğu için böyle hoşuma gidiyor bunu ifade etmek. Pekala. Bu gelelim yabancı dil meselesine. Programın başında da bir parça değindik. Evet. 5 tane mi yabancı dil biliyorsun evet, sen? Evet, 5 tane. Say bakalım onları nelerdir? İngilizce. İngilizce, lehçe ana dilim zaten. Lehçe, ha lehçe. İspanyolca, Çince ve Türkçe. Türkçeyi gayet de iyi konuşuyorsun. Ya Türkçe daha iyi konuşabilirdim de çok çalışması lazım, çok kitap okumam lazım. Şimdi bu işle uğraşayım, şu işle uğraşayım, evet. Bazen vakit evet, kalmıyor. Evet, evet. Ama ilerlemeye çalışıyorum da. Bak sen de şimdi küçük bir oyun yapacağız programda canlı yayında. Yaşama şimdi sen moderatörsün, sunucusun ve Yaşama Sanatı programının açılışını yapıyorsun ama Çince. Ha. Ben de senin konuğuyum. Evet. Hangi kameraya bakayım? Hangi kameraya bakıyorsun? Galiba şu karşıdaki kameraya bak. Benim arkamdaki kameraya bak. Tamam arkamdaki. Daja hao wo men jin tian shuo shuo yi shuo. 我就是很有名的一个艺术家，他是画家，他的画特别有名，特别有意思的，很有特色。他叫 Recep Batuk. Hoaninimen. Bravo, harikasın, dağılmış durumdayım ya. Şu an kendimi Çin televizyonunda hissettim. Müthişsin Monika. Yani hakikaten... Ya aşağı yukarı tabii ki hazırlamadığım için bazı ama genel yani, olarak vay, anlaşılır. Yani aynen programın açılışını yaptın değil mi şu anda? Yani evet, beni anons evet. Ettin. Vay 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 vay. Ya zaten bak, yani bu kız enteresan bir kız. Müzisyen, ressam, yabancı dili çok iyi. Yani aslında hani derler ya, Tanrı'nın özel kullarından birisin sen. Gerçekten.
Yani bu kadar yeteneği bir arada barındıran birisi çok ya, önemli birisi olmalı. Ben düşünmüyorum böyle. Ben meraklıyım. Benim meraklım var. Ona bilmek istiyorum. Yapacak bir şey yok. Bunu yapacağım. Tabii ki daha keşke iyi seviyede yapabilirdim. Ama bilmiyorum yani. Ben hep öyle yaşadığım için. Öyle yaşadım. Harika harika. Çünkü bak yabancı dil öğrenmek de çünkü ayrı bir yetenek işidir. Yani ben çok iyi bilirim. İngiltere'de 15 sene kalıp İngilizceyi konuşamayan arkadaşlarım vardı benim. Çünkü orada Türk kahvelerine tamamen gitmiş, oturmuş akşama kadar. Evet ama bu farklı yaklaşım. Siz şimdi sanatçı olarak bir sürü şeyleri sorguluyorsunuz, araştırıyorsunuz. Evet. Aslında her insanın yapabilecek bir şey bence. Müzik öğrenebilecek. Yani ben aynı şey müzik konusunda da düşünüyorum. Her insan müziği öğrenebilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Eğer istek varsa o zaman %50 zaten kazanmışsınız. Doğru doğru haklısın. Bir de evet. Zaten sen bu dilleri şimdi 5 tane dili biliyorum diyorsun. Sen bu ülkelerde yaşadığın ve orayı gördüğün için bildiğin için biliyorsun. Dolayısıyla farklı kültürleri yaşamış birisi olaraktan bu senin zaten sanatına da inanılmaz derecede katkıda bulunuyor farklı kültürler. Çok büyük, çok büyük zaten. Değil mi? Çok evet. Yani şanslısın, ne kadar güzel bir şey. Peki ya da bir de böyle bir şey var. Mesela bir iki dil öğrendiniz. Sonraki dil çok daha kolay öğrenmek. Çünkü aslında dilini öğrenmek her şey iyi metodlara bağlanıyor. Yani iyi metod varsa ya da yabancı dil öğrenme metodları biliyorsanız çok hızlı öğrenebilirsiniz. Yani dili öğrenmenin metodu işini kolaylaştırıyor değil mi aslında? Yani dili öğrenmenin. Her şeyin aslında, her şeyin. Bir de mesela Avrupa Batı dillerinden eğer bir tanesini bilen hani diğerlerinde daha kolay öğrenir derler. Ya mesela... Lehçe birazcık zor dil. Hmm. Oradan Polonyalılar çok kolay öğreniyorlar başka yabancı dil. Polonyalılar mesela demek, evet. Mesela İtalyancayı çok iyi biliyorlar, kullanan Polonyalı evet. Arkadaşlarım evet, var hatırlıyordum. Evet, İtalyancayı ya da İspanyolcayı dediğin gibi. Bunlar zaten kolay. Türkçe kadar zor değil. Bence Türkçe gayet Türkçedeki zor. Türkçedeki fiil çekimleri, yüklem, özne her şey farklı diğerleri gibi değil zaten. evet. Şimdi ben, evet. Harika. Yakında, nasıl diyelim, yakında demeyeyim de aslında, ileride mesela yapacağın solo sergiler konusunda yeni konseptler üretiyor musun şu anda? Öyle çalışmaların var mı? Değişik birkaç konseptler. Tane proje düşüncelerim var. Hı hı. Ama onları çok da anlatmayacağım çünkü sonra bir şey olmuyor. Sonra yok yok öyle çok özel seviye buna inanıyorsan ama, bu şekilde evet, bir sıkıntı olacağını anlatma o zaman. Şu anda böyle iki tane farklı proje diye düşünüyorum. Sadece uygun yer bulmak lazım ve birazcık zaman da gerekecek çünkü bunları üretim kısmı çok zaman alıcı. Ama yakında da sergilerim var. Hı-hı. En yakın zamanda Londra'ya gidiyorum. Sonra Belçika'ya gideceğim. Orada bir tane Avrupa'yı dolaşacaksın. Evet, artık birazcık daha Avrupa dolaşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de yani buradayım zaten. Bir sürü şeyler yapıyorum. Sergileniyorum şurada burada. Yani sen şimdi evet. Acaba yani şunu mu anladım? Üst olarak kendini üst olarak seçtiğin ülke Türkiye aslında. Döneceksin, dolaşacaksın, gene buraya geleceksin. Ben burada inşallah İstanbul. Evet, her zaman olacak diye demiyorum ama benim şu anda istediğim burada bir base olsun. Hı hı. Ama farklı yerlere artık yaptığım işleri taşınmak. Anladım. Pekala günlük rutinin nedir? Ne yaparsın? Yani Monica Blanda sabah kalkar ne yapar? Nasıl bir planı vardır, programı var? Tam memur. Tam memur mu? Tam memur. Valla sabah kalkıyorum, direkt işe başlıyorum. Zaten benim evimde aynı zamanda atölyem, aynı zamanda stüdyo. Ev atölye gibi. Evet, o yüzden çok rahat oluyor bu şekilde. Yani çoğu insan mesela işini ve ev ayrı tutmayı seviyor. Ben tam dersen, ben hepsine aynı arada olmasını seviyorum. Bu biraz insanın. Sıkıcı değil mi ama? Yok. Hiç. Değil mi? Yok. Hani benim, bazen bak ben de şey vardı ama. Yok tam dersen ben ondan keyif alıyorum. Şimdi ha. Ev mesela evimde şu pislik, şu kayıtlar olmasaydı çok bana cansız geliyor. Benim evim bu arada gerçekten her yerde küçük kayıt parçaları, hiç beklemediğiniz objeler falan bulabiliyorsunuz. Yerlerde mi bunlar serili böyle evet, duruyor sağda solda? Evet, tuvalette, yatakta her yerde var. Oo. Evet, evet birazcık. Ya tabii ki temizlik yapıyorum ve onları o zaman olmuyor ama çalışınca o yoğunluk zaten görünüyor. Zaten çalışınca zaten her şey her yerde canım ona bir şey demiyorum. Evet, zaten evet. Zaten şimdi atölyeyle evi birlikte kullanıyorsan böyle çok düzgün bir mekan bekleme şansımız yok zaten. Yok zaten atölye ayrı, aynı oda değil ama yine de bir şekilde o kayıtlar geçiyor. Bak, sana bir şey söyleyeceğim bu arada.
Biz her programda bir sanatçımıza yemek tarifi yaptırıyoruz, biliyor musun? Oo. Tabii. Sen de şimdi bize çok güzel bir Polonya yemeği anlat. Ya valla gerçekten çok kötüyüm. Ben Hint yemekleri daha iyi yaparım. Ya yaptım böyle bize bir Polonya yemeğini anlat. Şimdi izleyiciler de merakla bekliyorlar. Hadi. Zaten burada tatmayacağız yemeği, yani karar vermeyeceğiz. Yani nasıl olsa soyut bir şeyden bahsediyorsun. İşte şunu peyniri koy. Ya ama gerçekten Polonya'nın yemekleri hiç yapmam. Tamam, yaptığın başka bir yemeği anlat o zaman. Tamam. Neyi, hangi yemeği güzel yapıyorsun? Bir dakika, bir tane aklıma geldi. Pierogi şeye benziyor. Pierogi. Sizin Pieroli mi? Pierogi. Pierogi. Mantıya çok benziyor. Şimdi işte şey yapıyorsunuz, ne deniyor? baştan... Anlat, hamur açıyorsun. Hamur. Hamur yapıyorsunuz. Hamur, söyleyeyim mi nasıl yapılıyor? Tabii. Ama eksik söyleyebilirim. Ondan sonra yapacaklar, yanlış yapacaklar. İşte su, un, tamam. Yumurta, birazcık da tuz. Onları işte hamur yapıyoruz. Sonra hamuru güzelce açıyoruz. Şey aldığımız bardak çeviriyoruz. Aha. Oradan form kesiyoruz ya da başka. Tamam. Ama çoğunlukla bardak oluyor. Kesiyoruz. Sonra içine şey koyuyoruz. Farklı malzeme olabilir. Ne koyuyorsunuz içine? Peynir içerisinde? Olabilir. Peynir. Patates peynir olabilir. Et olabilir. Özel bir koyun eti, dana eti yani değişiyor mu? Var. Ama onları o kadar derin girmeyelim çünkü ben hiç yapmadım. Tamam. Etli. Ben çok et sevmem. Hı hı. Bir de mesela meyve koyabilirsiniz. Meyve. En iyisi ne oluyor? Çilek. Çilek, hı hı, çok güzel oluyor. İçinde bunu kapatıyorsunuz, sonra pişiriyorsunuz, kaynatıyorsunuz aslında. Peki ne zaman yemeğe geliyoruz sen o zaman? Sen hemen hemen gelebiliriz. Hemen. Yok, tamam. Son zamanlarda yapıyorum yemekler ama tamam. Çok sevdiğim bir alanı değil, tam tersi. Yani şimdi evet. Bu çok ama şey enteresan geldi, içerisine çilek koyman, hamurun içerisine. Evet. Hani biraz pasta gibi değil mi? Onlar tatlı ama biz onları yemek olarak yiyoruz. Biliyorum, tamam. Türkiye'de mesela bazen birkaç kere Türk arkadaşlarımı çağırdım. Yemek olarak bunları verdim. Bunlar böyle bir dakika, bu tatlı ama yemek nerede? Ondan biraz sıkıntı yaşadım da ben dedim biz Polonya'da mesela... Çünkü bizim böyle bir damak tadımız yok yani. Hani mesela bizde sıcak yemek olacak. Evet, şey, ama bu sıcak zaten. Ay, anlatamadım, evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hı-hı. Et ya da şeydir, sebzedir ya genelde. Hani. Eğer hamurun içerisine bizde meyve ya da meyveli bir şey girerse, hı-hı, o tatlı gibi bir şey olur genelde. Aynen. Ama biz bunu yemek olarak yiyoruz. Pekala, senin en çok sevdiğin Türk yemeği hangisidir? Ne seversin? Ya dolmayı seviyorum çünkü bizde dolma yok. Dolma, o. Evet. Yaprak dolması. En çok sevdiğim şeydir. Aslında bu biraz Arap yemekleri daha çok ama... Severim bana. Yalnız kuru fasulye de severim. Ben sende şöyle bir şey seziyorum. Sen sanki çok iyi yaprak sarma dolma yaparsın gibi geliyor bana. Ben iyi kuru fasulye yaparım. Yap abi. Yap. Şimdi... Yap geliyoruz. Toplu... Tamam. Damat ediliyoruz. Harika. Ya aslında sen de hani ben bu işlerden anlamam gibi konuşuyorsun ama maşallah bayağı bir yemek işlerinden anlıyorsun. Ya yapmak zorundayım. Benim Türk erkek arkadaşım var. Tabii ki alıştım artık. Tabii ki. Bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz aslında. Sevgili reji, tamam. Sevgili reji, programın sonuna mı geliyoruz, ara mı veriyoruz? Pekala. Şimdi sen Monica Bulan da olsaydın burada, ona esas ne sormak isterdin bu bizim sorduğumuz soruların dışında? Her şeyi sordunuz zaten. Her şeyi sorduk mu sana? Her şeyi sordunuz. Pekala, senin Monica Bulanda ile alakalı bir ekstra bir sorun yoksa eğer programı, daha doğrusu seninle olan ilgili tarafını, bölümün kapatacağız. Bu arada çok teşekkür ederim, ayaklarına sağlık geldiğin için. Çok mutlu ben olduk seni burada ağırlamaktan, konuk etmekten. Sanat hayatında da sana başarılar diliyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pekala. Efendim, yaşama sanatında kısa bir ara, daha sonra ressam Maryam Salahi ile birlikte olacağız. Efendim, yaşama sanatı devam ediyor. Kültür Televizyonu'nda yaşama sanatı programında Monica Bulanda'yı gönderdik ve arkasından ressam Maryam Salahi ile birlikteyiz. Sevgili Maryam, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk, merhaba. Ne güzel geldin, böyle uzun maceralı bir yolculuktan sonra. Aynen. Seni de beklettim, kusura bakma. Rica ederim efendim, ne demek? Bunlar olur. Hayatın içerisinde var.
Olmayacak şeydi ama oldu işte. Olmayacak şeydi oldu. Bazen işte organizasyonda aksaklıklar oluyor ama dediğimiz gibi neyse, problem değil. Sağ trafik, salim geldik şeye, aynen, televizyona. Aynen, bugün bayağı mucize gibi açıktı. Değil mi? Rahat rahat geldik. Harika. Peki, şimdi Maryam Salahi de İran asıllı bir sanatçı. Kaç senedir Türkiye'desin? 2007 sonundan beri Türkiye'deyim. 2007'den beri Türkiye'desin. 9 yıl neredeyse. Kaç yıl oldu? 9 yıl. 9 sene. Senin de bayağı olmuş. Bayağı olmuş artık, Türkleştim. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela sen de Monika'da Türkçeyi gayet güzel konuşuyorsunuz. Türkçe bu kadar kolay aslında öğrenilen bir dil midir? Türkçenin öğrenmesinin kolay olması yazılış, okunuş ve konuşma dilinin aynı olması. Ve değil bu mi? Mucizevi bir şekilde. Çok yani sıkıntı başka yok. Başka dillerde yani. Yok. Hı hı. Çünkü üçü de aynı. Yazıldığı gibi okunuyor ve konuşuluyor. O yüzden çok kolay öğreniliyor bence. Evet, bizim dilimizde aslında bu kadar kolaylıklar sağlıyor. Mustafa Önder, Atatürk'e borçlusunuz bence. Ne güzel. Bence. Kesinlikle. Tebrik ediyorum seni. Harikasın. Pekala. Sanat eğitimini İran'da mı aldın ya sonra ya da Türkiye'ye geldin, buradan başladın, nedir, nasıl bir süreç gelişti? Ben liseden itibaren başladım Güzel Sanatlar Akademisi'ne. İran'da mıydın? İran'da, Tebriz'de. Evet. Sonra üniversiteyi de orada bitirdim. Buraya gelince de master ve doktorayı halen yapıyorum. Türkiye'de kaldın sonra. Şimdilik evet. Yani ileriye dönük planlarında mesela Türkiye'den gitmek. Hayat bu, belli olmaz. O da doğru aslında. Sabah ne yapacağımız belli değil. Hayat bu. Doğru, doğru. Peki, resimlerin ve dönemi hakkında şimdi konuşmaya başlayacağız ama ondan evvel Türkiye'de senin de sanatçı olarak yaşadığın zorluklar var mutlaka. Bunlardan bize bir parça bahseder misin sen de? Sanatçının aslında nerede yaşarsa yaşasın yine hayatta çektiği zorluklar var. Çünkü bizlerin hayatta bir garantisi yok, bir şeyi yok. Yani öyle memur gibi yaşamıyoruz, maaşlı yaşamıyoruz. Belli değil, bir günle tutmuyor. Hı hı. Ama bu bence bu şeyler, zorluklar, çelişkiler biraz daha hayatımızı rutinlikten çıkarıp ve güzelleştiriyor. Aslında bu zorluk ve çelişkiler ya da sıkıntılar bizi resim yapmamız için ciddi bir derecede... Aynen onu söyleyecektim. Yani o sıkıntılar olmasa sanki ben resim yapamayacağım. Değil mi? O tetikleyen şeyler, o zorluklar, sosyal problem. İnşallah hiçbir yerde olmaz da tabii ki. Hı-hı. Yani sırf bizi etkilesin, biz resim yapalım diye sosyal problemler olmasın ama yine de hani bir nevi ilham kaynağı olabiliyor. Peki sen resimlerini bize nasıl adlandırabilirsin? Yani kendini sanat tarihinde bu anlamda yani belli bir akımın içerisine koyar mısın? Ya da kendi işini bize anlatmak istediğinde nasıl bir teknikle iş yapıyorsun? Bir parça bu resimlerine gelelim senin şimdi. Benim resimlerimde farklı dönemler var. Sanat tarihine inşallah dediğin gibi bir gün girerim. O gün bakacağız hangi döneme giriyorum. Ama tabii dilim ekspresyonist, yani soyut ekspresyonist. Hı hı. Tabii bunun içinde mix teknikler var. Mesela soyut ekspresyonistler çok fazla, özellikle ekspresyonistler kolaj kullanmamış. Öyle zamanla sonra Jasper Jones'lar falan gelince başlanmış işte malzeme kullanmaya. Bunun da başlangıcı biliyorsun zaten. İlk başta Picasso malzemeler, kumaşlar kullanmaya, hı hı, başlamış. Mix bir dille çalışıyorum. Dönemler ayrılıyor. O dönemlerin de hani kafa yapımda, yaşantımda düşünceler, hani bulunduğum ortamlar dönemsel olarak değişiyor. Anladım. Pekala, senin tek tek dönemleri de anlatacağız. Anlatacağız, onları konuşacağız. Hı. Peki resmi seçmendeki esas neden nedir? Niye mesela farklı bir disiplin seçmedin? Heykel seçmedin, seramik seçmedin ya da grafik seçmedin de resim seçtin? Güzel bir soru. Resme zaten ben çocukken hayalim doktor olmaktı. Doktor. Öyle şey değildi. İlla sanatçı olacağım, resim olacağım. Ben hatta çocukken hiç resim yapmazdım. Ciddi mi diyorsun? Evet. Ben diğerleri gibi. Genelde çocukken başladım bu işlere ya. Herkes öyle diyor ya. Ben çocukluğumdan beri resim yapardım, müzik yapardım. İşte hala hatta. Ama öyle başlanır yani. Hani bir şey mesela yok, sanatla uğraşanların genelde background'ına baktığında böyle bir şeydi. Hiç öyle başlamadı. Ben tabii ki çocukluğumda ülkemde olan savaş, işte onun etkileri, o kadar çok ağır bir yaşantıydı ki hani biz çocukken çocukluk yaşamadık. Hı hı. Yani çok farklı bir ortamda yetiştik, çok farklı büyüdük.
Ondan sonra da zaten bir taraftan devrim olmuş, devrim sonrası kuşağıyız. İşte bir sürü zorluklar, okulda değişimler, ders değişimleri. Mesela sınıfta 80 kişiydik biz. Bayağı bir devrim kalabalık sınıf. Tabii tabii, savaş dönemi, okullar 80 kişiyiz. Ben orta, ilkokulu bitirene kadar ödevimin öğretmenin görmesini hiç olmadı yani. Ödev yapmazdım ben. Temel bir öğrenci miydin? Hayır, kimse yapmıyor. Öyle şey yoktu ki. Ortam oydu zaten. Ortam oydu, anladım. Ortam oydu. Evet. Sonra işte ortaokuldayken kız kardeşim dünyaya geldi ve maalesef hastalandı. Öldü doktorlar hatasından ve ben doktorluktan nefret ettim. Hı hı. Sonrasında işte bir iki sene depresyondan sonra ressam olmaya karar verdim. Yani o senin sanki böyle birazcık sana nefes aldıran bir şeymiş gibi ortaya çıkmış sanki, değil mi? Yani resmi yapmak senin için sanki aynen, bir ayrı bir kulvar, bir nefes alacağım. Aynen. Bir aynen, yani kendimi ifade edebileceğim mecra. Hani böyle o kadar içime kapalıydım ve o kadar içim doluydu ki geleceği, mesleği, ben bu meslekte kalacak mıyım, şey yapacak mıyım? O yüzden de ailem hiç bana karışmadı. Hı hı. Hani sadece rahatlasın, istediğini yapsın. Bir de zaten hani şey düşünüyorlar bir kız hakkında. Ne olacak ki? Hani lisansı bitirir, evlenir, çocuk yapar. Hani çalışıp çalışmaması da çok önemli değil. Klasik. Klasik. O yüzden kızlara çok karışmıyorlar. Benim de şansım işte kız olmamdı. Karışmadılar. Ben girdim, okudum. Sonra o kadar sevdim ki işte resimde. Heykeli de çok seviyorum. Heykelde hatta, yapıyor musun? Heykelde, hatta İran'da 18 yaşımda birinci oldum. Oo, ne üniversiteler güzel. Arası. Ama maalesef fotoğrafları vermedim size. 2,5 metrelik heykel yaptım ben okulda. Ciddi misin? 2,5 metre. Bayağı ciddi bir heykel o. 2,5 metre. Sonra buraya gelince de heykele devam etmek istiyordum ama hala o şartlar. Şimdi bir projem var. Heykelle bir enstalasyon birikimi. İşte onu yapacağım. Dilerim. Dilerim. Biz de onu güzel güzel, o güzel işini izleyelim. Pekala. Şimdi Türkiye'yi de 8 senedir, 9 senedir tanıyorsun. Mesela dünyaya baktığımızda sanat tarihinde geçmişten ve geçmişten bugüne geldiğimizde, yaşadığımız döneme geldiğimizde farklı ülkelerden farklı sanatçılar görüyoruz. Dünya ölçeğinde başarılı olmuş ya da sesini duyurmuş. Mesela Türkiye'den neden böyle bir sanatçı çıkmıyor sence? Türkiye'den neden çıkmamasının sebebi çok yani etkenler. Bir İran kökenli bir sanatçı olaraktan, yani sen nasıl görüyorsun olayı? Ben Türkiye'ye geldiğim dönemde Türkiye çok farklı. 2000 zaten hatırlarsın sen de, hani 2007 ile belki benden önce de varmış. Hani 2005'te başlayan bir olay. 2013 arası gerçekten sanat dünyasında, sanat piyasasında çok böyle hani Amerika ekolünün başlangıcı gibi, hani Paris ekolünün başlangıcı gibi kucağını açmış işte sanatçılar, koleksiyonerler, her şey çok güzel gidiyordu. Fakat o çok maalesef piyasada çok parayı seven insanlar, hı hı, bu işte çok para var deyip marketini kapatan, işte ne bileyim antikacısını kapatan, galerici olanlar, müzayede şirketleri, işte bu işe dalınca Türkiye'nin sanatçısını da piyasasını da çok etkiledi. Çünkü bilip bilmeden bu işe başladılar. Yani backgroundlarında böyle bir şey yok. Yani böyle bir şeyleri deneyimleri yok. Sadece kazanca baktılar. Hani evet, sanata bakmadılar. Hala da böyle yapıyorlar. Maalesef. Sadece kazanca bakıyorlar. Hayır, sadece kazanca bakıyorlar. Hani bir sanatçıyı evrensel yapalım, onu yapalım, bunu. Maalesef galericisi de öyle bakıyor. Şimdi bak, bir genç sanatçıyı çıkarmak gibi bir hayalleri yok. Çok mesela güzel. Şimdi mesela bizim dönemde şöyle bir şey vardı. Biz akademide okurken bir yerlere müracaat ederdik galerilere. Şöyle bir cevap alırdık. Ben bu cevapla çok haşır neşir oldum yani, karşılaştım. Efendim siz bir durun bakalım çocuklar. Önce bir hocalarınız var önünüzde. Durun bakalım siz. Bir bekleyin bakalım. Ne kadar mantıklı bir cevap. Şimdi yıllar geçti, sonra şey denmeye başladı. Çocuklar sizin yaşınızda işte belli bir yaşa geldi. Bir gençler var gençler orada. Var. Biz ne yapacağız yani? Atlayalım mı? Köpten mi aşağı ya, atlayalım şimdi? Ne yapacağız? Benim günahım ne? Aynen. Suçum ne? Aynen. Ara kuş, arafta kaldık ara yani. Kuşa. Ne dünyaya aynen dönüyorsun ne ahirete geçiyorsun. Aynen. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ve bu ama tamamen bilinçsiz galerilerin insanları bu şekilde yönlendirmesinden kaynaklanan yani bir şey. Yani galerici bir kere bir fuara katıldım, hiç unutmam. 2012 miydi, 2011 miydi? Fulya fuarı vardı. Şeyde anladım söylediğini. O aynı resimler açılış günü duruyor. Benim o Savaş Kadınları'nın başlangıç serisinden evet, kadınlar, portreler. Hiç kimse gelip beni kutlamıyor, hiçbir şey olmuyor. Ertesi sabah
Bir koleksiyoner gelip benim resimlerimi aldı. Hı hı. Başka bir koleksiyoner başkalarını aldı. Bir anda bütün galericiler, bütün insanlar gelip beni tebrik etmeye başladı. Ne güzel. Ama ben sinirlendim, dedim ki resim aynıydı. Şimdi kırmızı nokta gelince mi tebrik geldi? Öyledir ama Türkiye'de etiket çok önemlidir. İşte bu... Türkiye'de kırmızı nokta değil, her türlü defter yani etiketi bile çok önemlidir. Türkiye'de çok iyi sanatçılar var. Var tabii Gerçekten çok iyi sanatçılar. Yani evrensel olunmaması sanatçının suçu değil bence. Tabii ya Türkiye bak. Şimdi mesela sanatçı kendi prezentasyonunu yapamaz. Böyle bir şey yok. Bu da doğru da değil. Tabii ki. Yani senin resminin satışını ya da senin kuracağın bir takım bu anlamda kültürel ya da kapital anlamdaki bir takım anlaşmaları ilgileri, alakaları senin adına başkaları yapar. Bu da genelde dünyadaki gibi karşılığına baktığımızda menajerlerdir. Ya da galerilerdir. Seni temsil eden galerilerdir. Mesela bir galeri seni herhangi bir fuara taşımalı, yurt dışında bir fuara taşımalı ve seni orada tanıtımına katkıda sağlayacak bir takım işlerle haşır neşir etmeli. Ama maalesef burada bunu söylüyorsun, sanki suçlu oluyorsun. Yok, galeriler artık ya bir fiyatın üstüne gelmiş insanları oralara taşıyorlar ya da kirasını aldığı verebilen sanatçıları taşıyorlar. Belki sen o fiyatın üzerine geleceksin. Nereden biliyor? İşte o riske girmediği için uluslararası bir sanatçı da çıkaramıyor. Ha, çıkamıyor. Doğru. Yeni zaten. Sanatçı çıkaramıyor. Hazır olmuş. Evet. Mesela korkuyorlar diyelim biz. Yurt dışından evet. Mesela sergiler geliyor Türkiye'ye. Çok da güzel sergiler, hı-hı, geliyor. Tabii hakkını şimdi yememek lazım ve çok gerçekten hani Pera Müzesi olsun, Sabancı olsun, tabii müzelerden bahsetmiyorum, galeriler falan. Şimdi hepsi olmuş, meşhur olmuş, bir fiyata gelmiş insanlar. Hani oradan, hı-hı, genç bir kuşağın fikrini gelsin, getirsin veya buradaki genç kuşağın, genç demeyeyim, hani bir sanatçıların düşüncelerini. Mesela koleksiyon, yeni de çıkmış koleksiyon sergileri. Koleksiyonerlerden alıyorlar meşhur şeylerin, hı hı, koleksiyon sergileri. Onları, o yeni yeni şeyleri... Ya zaten koleksiyonerlerdeki işlerin çoğu da hep aynı isimler. Dön dolaş. Aynı isimler. Yani A koleksiyoneri, B koleksiyoneri, C koleksiyoneri, D koleksiyoneri. Bak işlerine 5 tane isim mutlaka hepsinde vardır. Çünkü çoğu yatırım amaçlı alındığı, evet, için de... Mesela diyelim ki ben sana... Yani bilinçli alıyorlar mı sence, evet, koleksiyonerler? Yok, şöyle oluyor. Ben sana yatırım yapıyorum. Hı-hı. 20 tane resmine yatırım yaptım. Şimdi bir süre sonra işte o yatırımı yaptığım için müsaade edemem ki senin hani düşmene. Tabii. O yüzden hala desteklemek zorundayım. Bazen manipülasyon da oluyor. Onlar, o sebepten dolayı çok tekrarlama var. Aynen, aynen. Neyse, çok piyasa konuştuk. Piyasa konuştuk ama bakın bunlar da hayatın gerçeği. İçimizin yani. Derdi. İşimizin gerçeği. Yani tamam, doğru söylüyorsun da şimdi bizi izleyen insanların da bunları bilmeleri gerekiyor. Aynen. Yani hani biz çok konunun dışında bir şeyden bahsetmiyoruz. Aynen hani, öyle. Bir anlamda sanatçının sorunları. Yani bizi aslında şu anda Türkiye'deki genel anlamda sanatçının bence bir numaralı problemi evrensel olamama, domestik kalma. İşte bunun da nedenlerini sen çok güzel anlattın aslında. Niye böyle olduğuna dair çok güzel anlattın biraz evvel. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Şimdi senin dönemlerin var işlerinde. Bize birazcık da bu dönemlerinden bahset. Ben İran'dan yeni geldiğimde, zaten hani dönem İran'dayken, öğrenciyken öğrencinin dönemi olmaz. Öğrenci resmi yapar. Hı hı. Öğrenmek için işte klasik resimden başlayıp, desenden başlayıp, malzeme deneyip, işte teknikler deneyip öyle resimler yapıyordum. Sonra şiirle çok ilgilenirim ben. Şiir çok severim. Özellikle edebiyat bir ülkeden geldiğim için. Mesela şiirler yorumlamaları, hani aslında şöyle diyebilirim. Benim resmimin dili... Pentürel illüstrasyon. Hı hı. Biraz açar mısın? Ne demek istiyorsun? Bilmeyenler için. Ben biliyorum da. Biraz seninkisi de aslında, evet, öyle. Yani hani pentür zaten herkes biliyor. Ya biraz boya ağırlıklı. Hani illüstrasyon biraz grafiktir. Hı hı. Hani konu vardır. Bir konunun üzerine işte ne bileyim hani bir kitap illüstrasyonu veya işte bir konuk illüstrasyonu. Ama pentürel olduğu zaman işte resimle birleşiyor. Hem soyut bir dil, hem içinde bir hikaye var, hı hı, hem içinde bir anlatım var. Öyle onu ilk başından beri çok seviyordum. O yüzden şiirlerle işte o pentürel illüstrasyonu yaptım. Hala işte dilim o. Sonra... Ben mesela, pardon özür dilerim, buyurun.
Devam lütfen. Tamam. Sonra işte İran'da şey oldu, Yeşil Dalga hareketi hı hı. oldu seçimlerden dolayı falan. Kadınlar başladı, portreler. Hani o kafamdaki, yani çocukluğumdan gördüğüm o dehşet içindeki insanlar kafamda canlanmaya başladı. O korkulu gözler. Ve bunlar yavaş yavaş kadına dönüştü. Neden? Hı hı. Çünkü ben kadınım. Feministim ama sadece bulaşık yıkatmak için feminist değilim. Feminist anlamı bambaşka bir şey. Ondan sonra. Ve şöyle kadınları seçtim. Hep bir tarih anlatıldığı zaman filmde, tiyatroda, her şeyde, her anlamda hep savaşla ilgili olduğunda bir erkek egemenliği var. Hı hı. Mesela işte tarihin en önemli filmlerinden düşünün. Piyanist, işte Schindler List. Evet. Bunlarda hep erkek rolleri var. Hani onların arkasında o evde kalan kadınlar, o bir sürü şeyi yaşamış hı-hı. insanlar. Hani yok, hani o filmde yok. Hiçbir şeyde yok. Ben o kadınları ilgimi çekti. Onları, çünkü zaten çocukken de dediğim gibi onlarla yakından karşılaştığım için onlar çıktı. 3 sene boyunca onları yaptım. Kendiliğinden bunlar birleşip işte hikayelere dönüştü. Mutlaka bir hikaye var mı senin işlerinde? Hikaye değil, düşünce. Mesela bu resim, evet. Ben Ferah Diba'yı çok severim. Geçti. Ferah Diba'yı çok severim. Yani geçmiş hükümetin şeyi olduğu için, evet. kraliçesi olduğu için değil, kültürlü bir kadın evet. ve gerçekten İran'a ve dünyaya çok büyük kültür kattığı için çok severim. Bu Ferah Diba'nın yaptığı, onun anısına yaptığım bir resim, Yaslı Kraliçe. Şimdi bak, ben mesela bu Yaslı Kraliçe'ye baktığımda, mesela Yaslı Kraliçe'nin aslında sanki hüznün arkasında da beri taraftan böyle çok renkli bir tarafı olduğunu görüyorum. Çünkü kullandığın renkler, o fov renkler, fovis renkler sanki bana öyle bir izlenim veriyor gibi geliyor. Yani onu seviyorum. Biraz sanki Henri Matisse tadında. Van Gogh hani o kadar ağır yaşantısının, o kadar şeyin, ona rağmen o sarılar, o güzel cıvıl cıvıl renkleriyle anlatmıştı ya o acısını. Hatta o acılık kulağını kestiği portrede bile renkler cıvıl cıvıldı. Aynen. Yani mesela onu evet. tatlı bir dille söylemeyi seviyorum. Aynen. Çok iyi anlıyorum senin söylediğin şeyi. Bu arada sana güzel bir fincan ederim. İçerisinde istediğin şeye geldi. Mesela benim de mesela kendi resimle alakalı baktığımda mizah var, renk var. Fakat o mizahın ve rengin arkasında aslında yatan başka acılar da var. Aynen. Fakat ben o acıları sunarken çok karşı tarafı irite edecek bir dille değil de mizahla ya da renkle sunmayı tercih ediyorum. Anlatabildim mi? Aynen öyle. Yani hani orada birazcık da şey var tabii, bilinçaltı, karizmayı korumak. Zaten söyleyebilir miyim resimlerin hakkında bir şey? Hani zaten demiştim ya, senin resimlerin günümüzün o kapitalistin hani bir yemek var resimde. Hı-hı. Ama yemek hani bir kapitalistin ögesi olarak kullanılmış, hani tüketim. Hı-hı. Onu vurguluyorsun. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Hani gizli bir dille bir şeyi konuşmak. Evet. Yani ben bu resmin ismine Ferah Diba koymadım. Hı-hı. Bu herhangi bir kraliçe. Genel bu, anlamda bir kraliçeden evet, bahsediyor. Yani ben öyle isimlendirip de işte budur değil. Hı-hı. Hani bu benim için o. Senin için başka bir kraliçe olabilir, başka bir kadın olabilir. Mesela İran'daki, bir İranlı sanatçı olarak İran'daki sanatı ve sanatın gelişimini nasıl gözlüyorsun? Dünya ölçeğinde ya da İranlı sanatçılar bu anlamda dünyada söz sahibi sanatçılar var mı? Hani olay bizdeki Türkiye'deki gibi mi yürüyor bir parça? Var tabii de İran'da tabii ki çok var. Mesela bugün... Mesela İran sineması çok önemli bir sinemadır dünyada, onu evet. biliriz. Mesela İran resmi ya da İran heykeli o anlamda tabii plastik var. Sanatları, İran plastik sanatları yani diyelim. Yani Türkiye ile mi kıyaslayayım? Yani Türkiye ile de kıyaslamayalım ayrıca. Yani mesela Türkiye'nin, Türk sanatının bu anlamdaki dünyadaki konumu malumdur yani, biliriz. İran sanatını sen dünyada bu ölçekte nerede görüyorsun İranlı olarak? Benim görmem başka, dünyanın görmesi başka. Hı hı. Şimdi dünya öyle bir sanatçıları İran'dan çıkan, mesela şimdi Suriye'den çıkan sanatçılara bakıyorsunuz. Evet. Veya İran'dan çıkan sanatçılara, Türkiye'den hatta çıkan sanatçılara, isim kullanmayacağım, bir evet. örnek de vermeyeceğim. Hep
başka yöne yöneldiği, başka bir şeyi ortaya çıkardıkları zaman Avrupa, dünya buna sahip çıkıyor. O başka bir şeyin de ne olduğunu siz de iyi biliyorsunuz, tabii, ben de iyi biliyorum. Anlıyorum. Tabii ki sinemada o kadar değil. Hani sinema, İran sineması gerçekten çok iyi. Ama resimde maalesef öyle. Hı hı. Resimde de işte İran resmi deyince herkesin aklına mesela hatlar geliyor. İşte İslami hatayı şekiller geliyor. Yüzeysel, mesela işte figüratif, daha grafiksel. Daha grafiksel, evet. Daha grafiksel resimler geliyor. Ve maalesef de bunun da sebebi oradaki, hı-hı, şey. Anladım. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ben. Hatta seni. Bana İran'da çok iyi bir galeri, çok iyisin ama Avrupa'yı bir ressamsın dedi. Yani bununla gurur duyabilirim diye dedi. Vallahi, yani ama kötü bir şey değil ki, çok iyi bir şey aslında. Çünkü resmin, hani bizim işimiz evrensel bir iş. Evren, onu da anlatmaya yani çalışıyorum. Yani ben bugün resmimde hani İranlıyım, sen Türksün, o öteki odur, yok şimdi ki. Şimdi bak, ben mesela bir takım klişeler vardır, tamam mı? Mesela bu bizim Türk sanatında ya da Türk müzisyenlerinde diyelim. Mesela bunu çok karşılaşmışımdır, bunlarla çok karşılaşmışımdır. Mesela adam bir besteyi yaparken ya da onu icra ederken diyelim, illa bu anlamda böyle yerel bir takım çıkış noktaları yaratmaya çalışır kendi bestesinde. Ben de şunu söylerim, yani tamam, sen yerel olanı kullan, yerel o çıkış noktaları önemlidir o besteyi yaparken. Ama birazcık şöyle de düşün. Müzik evrenseldir, resim evrenseldir, heykel evrenseldir, sanat evrenseldir. Dolayısıyla seni sadece ve sadece salt, misak-ı milli sınırları içerisindeki insanlar dinlemeyecek ki. Sen bunu başka yerlere, başka ülkelere, başka mecralara da taşımak durumdasın. Dolayısıyla bir şekilde oradaki dinleyici ya da izleyici de yakalama adına bu anlamda gerekiyorsa batılı kültürden de faydalanmalısın. Tabii yani ki. Daha böyle mix bir tabii şey yapmak. Zaten bir sanatçı, tabii ben kendimi öyle sanatçı lafını yani kategorize etmek için, ben kategorize edilmesine pek sıcak bakan bir adam değilim. Tabii ki. Zaten ama şöyle bir şey var. Bir sanatla uğraşan birisi her şeyden önce kendisini ifade eder. Kendi yaşantısını daha ifade eder. Daha kişisel bir şeydir aslında. Aynen öyle. Yani bugün neyle ilgileniyorum, nerede yaşıyorum, ne yaşadım, hı-hı, derdim ne? Ben zaten bugüne kadar ülkemde yaşanan düşünceleri, yani bugün savaş kadınları oradan çıkma, şiir oradan, hı-hı, çıkma, sonra 10 emir dönemim var. Yine de hani bir nevi aldığım eğitimden işte onlardan çıkıyor. Evet. Fakat dil olarak başka bir dil seçmişim. Daha evrensel bir dil seçmişim hani gösteri anlamında. Anladım. Tabii çok iyi anlıyorum seni. Yani aynı şeyi söylüyoruz aslında seninle. Paralel şeyler söylüyoruz. Yani sen yaşadığın topraklara, bağlı olduğun topraklara dair bir takım imgeler kullan resminde. Ama bir taraftan batılı anlamda da teknikle haşır neşir olmanın hiçbir zararı yok. Bunu o şekilde sunabilirsin. Yani dolayısıyla bu senin daha evrensel olman konusunda çok seni itici bir şey olur. Yok, ben çok seviyorum, çok da memnunum. Yani aslında oradaki İran'daki galericinin, efendim siz batılı anlamda resimlerin çok iyi ama batılı anlamda resim yapıyorsun lafı bile bence çok işte biraz gereksiz gibi, bir laf olmuş. Dünyadaki artık bütün sanki bu suçmuş sanat gibi piyasasının başında olan insanların daha çok böyle hani biliyorsun maddi şeylerle, daha çok nasıl satabilirim, nasıl şey yapabilirim, bunlarla ilgilendiği içindir. Hiçbirisi derin bakmıyor. Hı hı. Mesela şu an fikrini soruyorsun, işte bazı galeriler vardır dünyada sadece. Mesela onlar işte bir sanatçının gerçek fikrini, düşüncesini, konseptini ilgileniyor ama o, ben onlara alsatçı diyorum. Hı-hı. Fark etmiyor. Hı-hı. O alsatçılar sadece bakıyor. Ben bunu satabilir miyim? Koyuyorum. Satamaz mıyım? Koymuyorum. Evet, evet. Maalesef iş biraz buralara gelmiş vaziyette. Peki, bu savaş kadınları olayı nedir dönemlerinden? Anlattım ya. Pardon. Söylediğin şey değil mi? O İran'daki. Tamam, çok özür dilerim. Pardon. Savaş kadınlarının, evet, devamı dediğim gibi birleşip şeye, hı, geliyor. Bazı yerde hikayeleniyor. Mesela bakın şunda. Evet. İşte birleşiyorlar, susuyorlar. İşte kapanmaları. Arkada hani o mesela o kumaşları kullanmamın sebebi hani böyle hani kapanmış ya, hani kadınların gizli gizli birbirine şey yapması, dedik derdini anlatması, kimseye söyleme, devamlı her şeyi geride saklaması. Hani bizim kültürlerde var ya. Evet, ama bütün saklama, Ortadoğu kültüründe ve aynen
Türk kültüründe vardır yani, Anadolu kültüründe diyelim. Peki mesela sen resimlerini yaparken akademik anlamda kompozisyonu kurarken mutlaka belli akademik kurallara çok sadık bir sanatçısın, sanatçı mısındır, yoksa birazcık onu kırar mısın? Yani daha Meryem Salahi olarak mı bazen kurgular gelişir resminde? Şimdi akademik kurallar şöyle... Yani işin mühendisliği akademik bir, aynen, o anlamda söylüyorum. Akademik kurallar, işte temel sanatlar, temel bilgiler... Hepsi şöyle, hani bir yazı yazmadan önce hani de ders alıyoruz ya, cümle kurumu, işte kelime birleşimi, işte nasıl oluyor. Şimdi bir yaştan sonra onu öğrendikten sonra, mesela ortaokula geldiğiniz zaman bir kompozisyon yazdığınızda bir cümle nasıl kurulur diye düşünmezsiniz. Evet. Yazarsınız. Evet, yazarsın. Kendi cümlenizi yazarsınız. Evet. Temel sanatta benim için öyle, ya hepimiz için öyle. O ister istemez zaten onu biliyorsunuz. Nerede? Bir şekilde o resme sirayet ediyor diyemedim. Tabii. Yani benim resimlerim ne kadar da modern olsa yine de klasik resimden geldiğim belli oluyor. Evet. Bu mesela şeyden, 10 Emir serisinden, ismi kitap. Evet. Ben buradan görüyorum şimdi senin işlerini. 10 Emir serisinden kitap mı dedin işin? Evet. Evet. 2 metreye 2,5 metre. Sen de büyük işler yapıyorsun, evet, galiba. Evet, büyük çalışıyorum. Peki büyük işle küçük iş arasında heyecan anlamında bir fark var mı sence? Çok. Yani büyük işler daha çok heyecanlandırıyor. Yani, oradaki serbest fırçalar bedeli, o spatulalar. Küçük, aynen. Yani şu kadar fırçadansa şu kadar fırça daha hem etkileyici, hem eğlenceli, hem daha belirgin. Yani ben öyle ifade etmeyi daha çok, peki, seviyorum. Peki mesela bazen dış etkenler resim yapmanı ya da o anki konsantrasyonunu önleyen şeylerdir. Mesela telefonun çalması, televizyondan sesin gelmesi ya da aşağıdan kapıdan bir ses duyman. Mesela ben bölünürüm böyle şeylerde. Sende de var mıdır böyle bir şey? Ben de bölünürüm. Nasıl bir çalışma ortamı vardır? Ama aslında ya, bazen iyi oluyor. Çünkü resmi yaparken içine giriyoruz ya, hani, hı hı, şey oluyor, sadece ona odaklıyız. Bazen bozuyoruz, bazen fark etmeden çok fazla. O bölünme, birkaç adım böyle gelip telefonla konuşma veya hani böyle bir nefes alma, o anda bakıp, ha, sen galiba o sen iyi oldu. Seni pozitif etkiliyor yani. Ya, çok pozitif bir şey. Ya, her şeye pozitif bakmakta fayda var. Sana da şöyle bir şey olur mu? Sen çalışırken telefonun çalar, karşıdaki arkadaşına şey dersin. Şu anda çalışıyorum, resim yapıyorum dersin. Genelde ve o anlatmaya devam eder alırım. Karşı taraf. Yok, oluyor. Genelde sessize alırım. Sessize mi oluyorsun? Zaten sessize almasam da ellerimle çalıştığım için, her taraf boya olduğu için açamam, evet, telefonu. Evet, evet. Alışkınlar açmadım. Ah, sen iyi ya. Benim basiretim bağlanıyor. Ben açıyorum ya bazen telefonu. Ondan sonra çok derine indiğim yani, zaman yok, kapatıyorum. 20 dakika sonra mesela şimdi birisi sosyal medyadan bir şey yazmış. Ben de cevap yazıyorum. Diyorum ki yani şu anda çalışıyorum. Aa, peki diyor, kolay gelsin diyor. Bir şey soracağım diyor ve devam ediyorum. O çok sinirli bir şey. Çok sinir bozucu bir şey. Evet. Ben o zaman ben sinirli bir insan. O zaman sana çalışıyorum dedim ya. Sinirli ressam. Pekala. Şimdi kısa bir ara vereceğiz seninle ilgili, tamam, bölümün. Sonrasında yine devam ediyoruz efendim. Efendim, Yaşama Sanatı devam ediyor ve konuğumuz ressam Meryem Salahi. Efendim, Meryem'cim, mesela Türkiye'de Meryem denir de bazen karıştırılır. Böyle Meryem diyebilirsin. Meryem diyebilir. Yakın arkadaşlarım Meryem diyor. İran'da da zaten Meryem denilir de İngilizce yazıldığı için, hani Türklerde E yok, A yok ya. Evet. E yazıyorsunuz. Anladım. O yüzden Meryem yazıyorsunuz aslında. Tamam, biz ama gene... Meryem okunuyor yani, aynı. Hani bazen mesela vardır böyle isimler vardır. Yani hani Türkçe'de Arapçadan birçok ya da İran dillerinden birçok isim geçmiştir. Yani çok yakın kültürler birbirlerine. Dolayısıyla oradan birisi gelir, hani şimdi Meryem mi Meryem mi, insanlar bazen şaşırır. Tabii. O anlamda söylüyorum. Pekala. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Gelelim. Türkiye'de olabildiğince keyfin yerinde gibi geliyor bana sanki. Tabii ki ben Türkleri seviyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Birçok yerini gezdim. Gerçekten yani kıymetini bilmelisiniz. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Türkiye muhteşem bir yer. İnsanları da çok çok iyi. Zaten ben çok fazla hani
bölgemin dışına veya tanıdığım insanların dışına çıkan bir insan değilim. Ama bugüne kadar hiç kötü insana rastlamadım. Yani hiç kötülük görmedim. Çok yardımseverler. Yani ben bu kadar yardımsever bir millet görmedim. Güzel, harika. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Pekala, yalnız senin ya da herhangi bir sanatçının sanatını izleme konusunda bizim insanımız o kadar cömert değil sanki. Yani çok sanata, böyle galeriler, sergiler, fuarlar, evet son yıllarda tamam hakkını verelim, özellikle fuarlar çok izleniyor. Ama tabii yurt dışından galerilerinde olması fuarların, vesairesi. Fuarların evet tercih edilmesi. Genelde böyle bir şeyimiz var, bir eksik tarafımız var değil mi? Çünkü galeriler biraz maalesef işte kiralık oldukları için herkese galeri, sergi açıyorlar. İşte hobi sanatçılarına da işte hani kötü değil bu. Fakat işte biraz izleyici... Peki, hayır, ben şey anlamında söyledim yani... O anlamda söylemedim de şu anlamda söyledim daha doğrusu. Hani Türk insanı hani hayatının çok önemli bir yerine sanatı koymuş insan tiplemesi olarak görülecek Türkiye insanlar tarih, değil. Türkiye tarih boyunca o kadar çok şey atlatmış ki ve bizim İran olsun, Türkiye olsun zaten İslam'dan geldiğimiz için, İslami ülke olduğumuz için resim yasaktı zaten. O yüzden hani resim bir geçmişimiz yok ki. Hollanda'da 300 sene önce Rembrandt resim satıyordu. O resim piyasası vardı o dönem evet, orada. Evet. Bizim burada daha ne kaç yıllık bir piyasa ki Türkiye'de. İran'da kaç yıllık bir piyasa ki. O yüzden insanların kültürüne işlememiş bu. Pekala. Sana şeyi soracağım. Sergi döneminde ya da sergiye hazırlanırken nasıl bir ruh halin vardır? Gergin misindir, mutlu musundur, panik misindir? Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Şimdi o kadar karışık bir duygu. Kişisel sergi mi, karma sergi mi? Ya kişisel sergi tabii canım. Yani kişisel sergide çok farklı. Yani her şeyden önce kendi hatalarımı görme şansım olacak. Hepsini çünkü bir arada görüyorum. Böyle her şeyden, herkesten önce böyle gidiyorsunuz, tek başınıza bakıyorsunuz. Hani hem çok büyük bir şans, hem öz eleştiri. Onun verdiği bir korku var. Onun dışında işte öncesindeki hazırlanma, eş dostluk davet etme, bunlar çok tatlı şeyler. Evet. Pekala, mesela karma sergiye katıldığında senin tarzında iş yapan diğer işleri de orada gözlemlediğinde böyle bir kafanda kıyaslar yapar mısın? Yani hani o ne yapmış ya da sen ne yapmışsın ya da o niye yapamamış ya da sen niye yapamamışsın gibi. Bir kıyaslamalar yapar mısın bu anlamda başka sanatçının şeyini? Şimdi tamamen hayır desem yalancı bir insan olurum. Tabii ki her insan bunu yapar. Evet. Yani öyle bir ortamda olunca her insan bunu yapar. Ama genellikle hayatımda ben sadece kendi kendimle yarışırım. Yani neredeydim, nereye geldim, nereye gideceğim? İşte 2 sene önce neredeydim, şimdi neredeyim? Ya çünkü insan başkasıyla kıyasladığı zaman kendini bir şey olamaz. Ya çok zor, bu işten çıkamaz. Ya zaten hayır sürekli birileriyle kendini kıyasladığın zaman bir sıkıntı var. Ya rol modellerim vardır tabii. Rol modelleri hepimiz evet. Olur. Zaten sanat tarihi okuduk. Sanat tarihinde rol modellerimiz yok muydu? Yani ben mesela renkçi bir anlayışı uygulayan ressamım tuvallerimde benim okuldaki rol modelim Henri Matisse'ti. Çok ya. Etkilenirdim Matisse'ten. Anlatabildim mi? Mesela Fikret Mualla'ydı. Yani çok fütursuzca ve sert renkleri kullanmış. Dolayısıyla benim renkçi mesela Recep Atuk olarak renkçi yok, tarzda resim yapmamın yani en büyük rol nedenleri... Rol model misin mesela benim rol modellerimden... Rol model de demeyelim yani etkileniyorsun. Yaşarken ister mesela benim abim de benim için bir rol modeldir. Benim... Yani rol model kelimesini yanlış kullanmayalım yani şey anlamda söylüyorum. Hani sanatta etkilenme sürecinden bahsediyorum. Hani sanatta benim tabii renkçi ki. Olmam konusunda beni tetikleyen benim, isimlerdir, aynen, kimliklerdir. Aynen benim mesela hikayeler yapmam veya savaş kadınlarını yapmam sebebi... Çünkü resim sanat tarihine baktığımız zaman 3 Mayıs, Goya'nın 3 Mayıs resmini herkes bilir. Evet. Bir görüntü gelir aklına ve verdiği etki herkes için ister sanatçı olsun ister sıradan biri olsun. Yani sıradan kelimesi yanlış oldu. Bunları Türkçe olmadığım için bazen yanlış yapıyorum. Gayet güzel anlatıyorsun. İster sanatçı olmayan insanlar için olsun. Etkisi aynıdır. O acıyı 500 sayfalık bir kitaptan daha fazla veriyordur. O görsel çünkü canlanıyor. Bir sanat tarihi kitabı gibi.
O Peki yüzden yani. Ben de onları seçtim. Şimdi şeyler de var. Sen zaman zaman öğrenciler de yetiştiriyorsun yani. Onlara ustalık Tabii. yapıyorsun. Estağfurullah. Yani aslında batıdaki anlamıyla karşılaştırdığımızda resim sanatını daha böyle usta çırak ilişkisiyle yürüyen bir şey bu. Bu sana keyif veriyor mesela Çok. Yeni sanatçılar onları eğitmek ve onları daha sonra ilerideki sanat hayatını hazırlamak, onların sergilerine gitmek, görmek, ilk sergilerine tanık olmak. Benim öğrencilerim şey değil, genç, üniversite öncesi hazırlık öğrencileri değil. Hı hı. Bana gelen öğrencilerim kaç yıl çalışıp, hani klasik eğitimden geçip, hı hı. hani hobi de diyemem, hobi değiller çünkü. Evet. Farklı insanlar, çok farklı resimler yapıyorlar. Her biri başka başka dallar içinde çalışıyor ve çok keyifli atölye ortamımız var. Çünkü zaten biri akademi mezunu, iki tanesi akademi mezunu. Hı-hı. İki tanesi zaten hani o yaşta o kadar yetenekli, o kadar iyilerdi ki hani çalışkan. Bizim okula gittiler master yapmaya. Ne güzel. Pekala, mesela bende hep şey vardır. Eğer ben birine bu anlamda bir eğitim verdiysem, o eğitimin sonucunda o herhangi bir okulda işte sınavı kazanarak başarılı olduysa ya da efendime söyleyeyim yani bir ilk sergisine tanık olduysam bununla çok gurur duyarım. Yani çok belki güzel bir şey annesi bu. Ve babasının dışında en çok sevinen insan benimdir yani. Tabii ki. Belki onlardan Tabii daha ki. Fazla sevinirim. Bu beni çok manevi olarak tatmin eder. Kişisel sergilerini görmedim. İnşallah bu sene projemiz de var. Evet. Ondan sonra. Evet. Çünkü o biraz senin mahsulün oluyor o kişi. Tabii. İnşallah bu yakın zamanlarda işte görüşmelerimiz var. İşte yapacağız o sergileri. Ama karma sergilerde gittiğimde gerçekten ben çok mutluydum. Değil mi? Çünkü onların nereden nereye geldiği, işte ne kadar hani ortamda hani dedin ya kıyas yapıyor musun karma sergide? Hı hı. Mesela ben o karma sergide öğrencimin resmini kendi resmimin 100 katı şey yapıyordum, kıyaslıyordum. Bu daha iyi hepsinden. Peki seri resimler yapmayı düşünüyor musun böyle? Ego tatmini bayağı oldu. Güzel. Seri yapıyor musun böyle mesela bu anlamda mesela bir şeyin serisi? Ben zaten seri yapıyorum. Seri. Konu proje başka, halinde. Başka bir şey. Zaten seri çalışıyorsun. Savaş kadınları var vesaire var. Bundan sonra önümüzdeki dönemlere ait mesela böyle bir takım seri çalışmalar içerisine girecek misin? Seni öyle göreceğiz mi? En son dönemlerde 10 emir serisini yaptım. Yapıyorum hala devam Hı-hı. ediyor. Sonra 3 boyutlu bir projem var. Onu bir seramikçi arkadaşımla beraber birleştireceğiz. O da çok güzel bir şey olacak. Peki başka bir sanatçının diğer bir sanatçıyla ortaklığı sence beraberinde bir takım sıkıntılara neden olmuyor mu? Yani şöyle söylemeye çalışıyorum aslında. Sanatçı da ego yüksektir. En iyisinde de ego yüksektir. İşte başka türlü olanında da ego yüksektir. Dolayısıyla mutlaka bir yerde sosyal hayatında belki problemleri yoktur ama sanatla Tabii ilgili ki. Ortak bir projede egolar ortaya çıkmaya başlar. Bu bence bir eğitim egomuzu yenmek için. Yani ortak bizim okulda İran'dayken bir projemiz vardı. Bir dönem boyunca sınıftan 3 kişi veya 2 kişi ve yakın arkadaş olmayan, mesela Hı. en gıcık olduğumuz insanlar seçiyordu hoca. Hep beraber bir tane 6 metrelik projeyi yapıyorduk. O çok zor ortak, bir şeydi. Ortak Sen çiziyorsun, yani, o gelip of, siliyor, of. Öteki çiziyor. Kavgalar, kıyametler. Çok güzel bir şeydi ama bu projede zaten o yapacağım arkadaşımla hiç öyle bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü bir arkadaşlık 7 seneyi geçerse... Sen yine de beni dinle. Bak şimdi biraz senin kafanı karıştırayım. Bak arkadaş bak ben bunu öğrendim ama nasıl öğrendim biliyor musun? Deneyimledim ben bunu. Şöyle benim çok okul döneminde beraber yani çok sevdiğim, gezdiğimiz, tozduğumuz dostlarımız, arkadaşlarımız vardı. Ne zaman ki ortak bir projeye ama bir iki tane isim bundan hariç tutuyorum özellikle son dönemlerde. Ne zaman ki ortak bir işe giriştin ya mutlaka bir yerden bir sıkıntı çıkıyor. Anlaşamadığın mutlaka bir şey oluyor. %100 bir şey oluyor. Dolayısıyla bu ne oluyor biliyor musun? Beraberinde senin o proje içerisindeki enerjini de düşürmeye başlıyor. Tabii. Anlıyorum. Benim de öyle tecrübelerim. Biraz riskli sanki bu işler. Benim de öyle tecrübelerim var ama ben riskleri severim. Sen Benim hayatım seviyorsun. Bütün risk yani. Nasıl, hayatı nasıl geçiyor? Yani ip üzerinden mi geçiyor? Sen de bir cambaz mısın? Aynen öyle. Yani ne yaparsın mesela sanat hayatının dışında Meryem Salahi'nin günlük bir hayatı nasıldır?
Günlük bir hayatı bir gününde bir gününde tutmaz ki. Nasıl yani? Yani benim rutinim yok. Rutinin yok, belli bir rutinin Hayır, yok. Hayır, ben hiç bir günüm öteki günümle aynı geçmez. Ama ben ileriye dönük, mesela bu hafta hani haftaya bir gün randevulaşalım, yok yani bende sıfır. Ben tutamam. Aklımda da tutamam, yapamam da. Çünkü ben günlük program yaparım. Ancak mesela bugünü hani sizin de böyle bir program vardı, işte bugünü artık bugünü unutmam lazım. Hayatını anlık mı yaşıyorsun peki böyle bir durumda? Ortada anlık tutuyorum. Anlık dokunuşlarla mı yaşıyorsun? Ortada tutuyorum. Şimdi mesela her şeyin çalışmam da gerekiyor, kendime de bakmam gerekiyor, dinlenmem de gerekiyor, sosyal faaliyetlerde de bulunmam gerekiyor, film de izlemem gerekiyor, tiyatroya da gitmem gerekiyor. Mesela bir hafta tiyatroya ağır, geçen iki hafta önce 5 tane tiyatroya gittim. Yani bir dönem hani... Bir hafta evde kalıp evden şimdi çıkmıyorum. Şimdi biraz evvel programın ilk yarısında Monika Bulanday'la konuşurken ikimizin ortak bir yönünü keşfettik karşılıklı. Obsesif olmak. Mesela bir şeye takıntılı olmak. Mesela bir şarkıyı ben mesela hoşuma giderse o şarkı arka arkaya 13-15 kere dinlerim o şarkıyı. Yani dur dinle, dur repeat al dinle. Senin hayatına dair bir parçada acaba böyle bir obsesyon durumu var mı? Tabii ki. Olmaz olur mu? Ama o obsesyon kalmıyor. Zaman zaman değişiyor. Yani obsesyon i̇şte devam ediyor da bence çeşitleri farklılaşıyor. Gidip 5 tane, 6 tane tiyatro bileti alıyorum. Bir hafta evde kalıyorum. Evde kalacağım. Sadece pijama giyeceğim. Yani yapacağın şeyler değişiyor. Yani aslında o obsesif durum aynen, hepimizin içerisinde aynen var. O değişmiyor. Değişen, yapacağım şeyler. Yapacağın şeyler değişiyor. Aynen. Yani. Mesela resim yapamadığım zaman yemek yaparım. Aa, ne güzel, anlat o zaman bize. Aa, harikasın ya, çok iyi bir yere geldin şimdi. O programın sonuydu galiba. Hayır, programın sonu değil. Ben onu unuttum dedim. Daha erken soracaktım Monika'ya da. Şimdi sana hemen ben soruyorum. Ben şimdi başlarsam programın sonuna hayır, kadar yemek şekerim, programı bir kadar. Bir tane gibi yemek tarifi vereceksin sen şimdi. Tek bir tane tarifi. Ben şöyle yemek yaparım. Ben dolabı açarım. Ne varsa ondan yemek yaparım. Yemeğin adı dolabı açma yemeği. Yani tamam, ne varsa ondan yaparım. Ertesi gün aynısını yap evet desen yapamam. Kolaj yapıyorsun aslında sen yemekle. Aynen. Sadece renklere bakarım. İşte bir şey karıştırıyorum. Bu renk istiyor. Şu anda bir dakika. Çok özür dilerim. Sözünü balla kesiyorum. Sevgili izleyenlere buradan da diyoruz ki Meryem Salahi'den bir kolaj yemeği dinliyoruz. Evet. Bir kolaj yemeği. Dolabı evet açtım bak. Dolabı açtın şu an. Dolabı açtığını düşün. Peynirler duruyor. Altta işte ne bileyim ben sebzeler var. Biraz belki... Resimleri savaş kadınlarından sonra şimdi yemek almak. Ya ben anlamadım. Tamam. Mesela bir gün tecrübelerimden birini anlatayım. Taze buyurun soğan ve otlar vardı evde. Evet. Onları işte tavaya kavurdun. Çok az. Hı. Hani 2 dakika. Ondan sonra üstüne domates. Hı-hı. Bol domates. Onun üstüne sarımsaklı yoğurt vardı. Of, sarımsak da bozar be. Bozmaz hiç mı? Öyle değil. Omlet. Yani peynir yerine sarımsaklı yoğurt. Peynir yerine sarımsaklı yoğurt süzme kullanıyorsun. Yoğurt ama. Ha. Süzme yoğurt ama. Süzme yoğurt. Ondan sonra da yumurta. Omlet. Omlet yapıyorsun. Evet. Çok hani hem çok güzel bir görüntüsü oluyor o otlarla peki birlikte. Görüntü anlamında tamam, hiçbir sözüm yok. Fakat... Lezzeti damak muhteşem tadı durum... Birkaç sanatçıya da yedirdim vallahi. Ama ben mesela bana sana bir şey söyleyeyim mi? Sarımsak iyi güzel bir şeydir de. Pişince ben, kok. Yani ki ben birazcık bu işlerde biraz kendini korumaya çalışan bir adamım. Yani sarımsağı yediğim zaman herhalde benim böyle 1 kilometre şehrin dışında falan pişince gezmem gerekiyor. Pişince zaten pişiyor. 10 dakika pişiyor. Pişince kokmuyor ki. Tabii. Şimdi yani... Bu arada neyse. Şimdi bazen şöyle ben durumlar... Ben bu arada 28 yaşıma kadar sarımsak yemeyen bir insanım. Hala yemem çiğden. Hay hiç Allah de ya sevmem sarımsak kokan veya sarımsak kokusunu. Sen peki bu yemeği yaparken bu daha böyle İran patentli bir yemek hayır, mi? Hayır, tamamen hayır, senin hayır. Ben dediğim gibi dolabı şey açıyorum. Mesela çorba. Dolapta ne varsa doğruyorum, karıştırıyorum. O renk ister, bu renk ister, bu tadı ister. Oh. Aslında şimdi bak bu tabii böyle bir planlama yapman ya da o an böyle bir şeyin spontan gelişmesinin sana sanat anlamında da bir dönüşü olmalı diye düşünüyorum. Yani resimlerinde de böyle daha plansız belki tabii, spontan. Tabii ben resimlerimde hiç eskiz yapmam. Ha, sen direkt tuvale mi giriyorsun? Ben hayatımda eskiz yapmadım çünkü eskiz zaten benim için bir resimdir. Benim için, ben başkaları için şey yapmıyorum, tuvalde direkt başlıyorum.
Ve %50 mesela ben ilk başta resmin ismini bugün mesela Adem Havva'yı yapacağım diye başlamıyorum resmi. Mesela başlıyorum o tesadüflere göre, sen tamamen göre. Bak tamamen benim zıttımda iş yapıyorsun. Aynen. Bende de inanılmaz bir dilimiz şey vardı. Dilimiz aslında aynı ama evet, teknik söyleyiş işte, tarzımız söyleyiş farklı. Tarzımız ben farklı. De inanılmaz akademiden gelen ciddi bir planlama ve olayı önce eskizle çözümleme. Ben ilk başta hocalarım da sırf hatta bir dönem beni bırakacaktı hoca. Öyle eskiz mi? Yapmıyorum, direkt resme başlıyorum. Sen niye böyle inatçısın sevgili ressamımız? Neden yapmıyorsun eskiz? Ben inadı severim. İnadı severim. İnadı çok severim. Yani inatçı olmayan bence biraz zor ya. Sanat. Ama inadı birazcık efektif kullanmak gerekiyor. Efektif çünkü inatçı olmak biraz taklitten engelliyor insanı. Hmm. Yani %50 payı hani iyi tarafı hani inatçı kendini beğeniyorsun. Kendi dediğim dedik diyorsun ve başkasına taklit etmiyorsun. Çok güzel bir şey. Ama bu taklit falan değil bizim yapmamız. Bir de yeni bir şey denemiş oluyorsun. Hmm. Yani o da çok güzel. Bu aslında bir parça şöyle bunu. Fakat öğrenmek hakkında mesela evet. Bugün mesela hocam bana bir şey söylerdi resim hakkında. Bugün dinlerdim o resimde yapmazdım. Bir sene sonra işte o buraya yazılırdı. Bir sene sonra hani şimdi bir yerde şöyle yapardım. Düşün, şöyle düşün Meryem. Sen bir resme başladığında o resmin doğru gitmesi ya da enerjisinin yüksek olması adına sistem seni ne şekilde yönlendiriyorsa o zaten doğrudur. Yani aynen. O enerjiyi tam geçirebilmen için istediğin şekilde, o istediğin sistem içerisinde onu yoğurman gerekir. Şimdi hiç eskizi yapmayan birine diretip önce eskizini yap, ondan sonra tuvale bunu geçir dediğinde aynen belli ki öyle. O bir kavram kargaşası yaşayacak orada. Zaten ben resimlerimde kat kat çalışmayı sevdiğim için... Çok mu için? Spatula kullanırsın? Ha, eller, spatula. Ellerle? Eller. Hı-hı. Spatula. Tabii ellerim temiz. Eldiven kullanıyorum. Akrilik yapıyorsun galiba. Hayır, yağlı. Yağlı boya. Mix yani. İlk katlarda akrilik, en son illaki yağlı boya. Çünkü yağlı boyanın verdiği o katmanları akrilik vermiyor bence. O kat kat olması, hani eskizin olmaması bir de o kat katı bana veriyor. Yani genelde mesela kat kat resim yapan arkadaşlarımla da gözlemlerim. Bir taraftan da o arkadaşların daha böyle heykeli de şey yaparlar, tercih ederler. Çünkü heykel, o boyut, evet. Boyut vardır ya o. Aslında spatulanın ya da fırçanın ya da işte parmaklarınla müdahale etmenin neticesinde orada oluşan tabii. Boya tabakası bir kat, bir hacim oluşturur. Aynen. Dolayısıyla sanki bilinçaltında böyle biraz heykele de evet, yatkınlık heykelin, vardır gibi gelir bana. O heykelin eksikliğini doğru tamamen doğru bir şey. Hı-hı. Onunla biraz şey yapıyoruz. Mesela hiç rölyef tamam. Denemelerin oldu mu? Resimlerimde zaten katmanlar... Ya tamam birazcık mesela, zaten rölyef tadı var. Yani ben heykel bazında tadı. Söylüyorum. Tabii. Tamam mı? Mesela oradaki o taraftaki kumaşlar... Evet. Olduğu kumaş bu taraftaki resim. Mesela benim yaptığım resim. Hı-hı. Yani o tarafı tamamen böyle 2 santim kalınlıkta evet. Bir boya tabakası ve kumaş. Evet. Çok güzel. Pekala. Dünya ölçeğine baktığında seni etkileyen sanatçılar kimlerdir? Kimler seni etkiledi sanatında? Herkesten önce Goya. Goya. Neden Goya mesela? Goya'yı nasıl adlandırırsın seni etkileme konusunda? Baba. 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 O kadar yani. Hatta Goya'yı ilk müzesine gittiğimde, yani Madrid'de ilk defa o resimleri gördüğümde gece rüyama bile girdi. O kadar çok severim. Çok mu etkilendin? Çok, zaten çok ilk başından beri Goya'yı çok severim de. Sonrasında işte görünce daha da, yakından görünce daha çok. Pekala sen... Sonra işte günümüzde Manolo Valdez'i çok seviyorum. Hı-hı. Yani daha güncel ressamlardan çok teknik açısından da yakın buluyorum. Resimlerini ve düşüncelerini de seviyorum. Ondan sonra daha çok işte... Jasper Jones'u severim, Picasso'yu çok severim dönemlerini, işte hı-hı. Farklı dillerde, postmodern bir sanatçı olmasını. Hı-hı. Çok var yani. Mesela Salvador Dali'nin mesela sürrealist ögeleri seni etkiler mi bu anlamda? Gerçeküstü. Gerçi resimde çok sürrealist öge o anlamda yok, hani tekniğin açısından tabii ama. Tabii ki. Benim resimlerimde ben hayatımda kendi gerçeğimle yüzleşmeyi sevdiğim için hı-hı. Kendi gerçeklerimi, yaşadıklarımı hep bir meseleyi yapmak... anlatırsın aslında evet, kendi resimlerinde. Evet, ben direkt mesela konuşmada da direkt hı-hı. Lafımı söylerim. Direkt hiçbir zaman böyle hani indirekt
Hani belki şeyde hani saklamayı seviyorum o perdeler arkasında ama direkt olmayı, gerçekçi resimleri seviyorum. Dali çok büyük bir sanatçı, çok severim. Hatta eski dönemlerini çok çok seviyorum ama surrealist bambaşka bir dönem. Yani o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o kadar ağır deneyimler, yani bence o deneyimleri yaşamayan, hatta o onların kullandıkları işte bazıları ki çoğu çok maddeler kullanıyor, şey yapıyor. Onlar olmadan o resimler. Pekala, mesela sanatçıların bence en büyük sermayesi gözlemdir. Aynen. Yani ben mesela sokağa çıktıktan itibaren neredeyse başım döner sağa sola bakmaktan. Yani bunu dışarıdan birisi görse herhalde benim böyle gözlerimin fıldır fıldır döndüğünü görse başka bir şey söyleyecek. Aynen. Ama kesinlikle kötü niyet yoktur benim o gözlerin fıldır fıldır olmasında. Sadece kendi sanatıma katkı sağlayacak bir takım doneler, ipuçları yakalamaya çalışırım. Hı hı. Hatta o anlamda sokaktaki duvarlara, yırtık tabii afişlere, ki her yere bakarım. Hı hı. Bu beni ciddi bir biçimde de besler. Hatta zaman zaman da işte programlarda da söylüyorum. Duvar üzerindeki bir basit herhangi bir yırtık, bir kolaj tadındaki bir şey bile benim kafamda resmi bir anda şekillendirir tabii ve bitirir. Yani o birkaç saniye görüntü aslında benim için kocaman bir tuvalin bitmesi anlamına gelir. Sen de bu anlamda çok gözlem yapan bir sanatçısın, sanatçı mısındır? Tabii ki, çok. Yani insanların giyimi, kuşamı, hatta bazen mesela renkler, kullandığım renklerde mesela insanların kombinasyonlarına bakıyorum. Hani ne nasıl giyinmiş, işte nasıl yapmış. Ne bileyim, hani sosyal problemlerde, haberlerde işte çıkan kadınlar, olan şeyler, hepsi tabii ki etkiliyor. Hı hı. Özellikle bu son dönem yaptığım şeylerde, projede tamamen onlara ait. İleriye dönük nasıl projelerin var? Şimdi o gerçi bir parça bahsettin ama mesela daha dünya ölçeğinde, yurt dışında yapmak istediğin şeyler var mı? Herkes ister, tabii ki var. Hı hı. Var yani. Projeler zaten bitmez bir sanatçıda da. Yani şimdilik iki tane aklımda. Peki proje resmin var. Dışında seni hangi disiplin daha çok etkiler? Heykel. Efendim? Heykel. Heykel. Heykel ama artık kafamdaki heykel böyle... Klasik heykeller mi, kinetik hayır, heykeller hayır, mi? Hayır, hayır, işte onu söyleyeceğim. Hı hı. Eğer o dönem heykele devam etseydim, senin dediğin gibi o klasik heykeller daha... Şimdiki kafamdaki projeler ve heykel anlamında daha böyle disiplinler arası bir şey. Hı hı. Nasıl desem, enstalasyon gibi düşünelim. Hı hı. Hani birleştiği bir şeyler. Daha evet, hani birkaç o ortak disiplin, bir şey, disiplin arası, aynen. Hı hı. Daha ortak bir dil. Ortak bir dil, onu çok seviyorum. İnşallah. Seramik de seviyorum, mesela enstalasyon da seviyorum, video da seviyorum ama tabii ki benim dilim başka. Anladım. İnşallah, dilerim bir gün bunların hepsini gerçekleştirirsin. İnşallah. Geldiğin için çok teşekkür ederim, ben ayaklarına sağlık. Ben de teşekkür sağlık. Ederim. Çok sağ ol. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya Yaşama Sanatı'nda yeni konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.